Evet, selamünaleyküm kardeşler. Dün gece bir video gördüm. Benim Şia hakkındaki videolarıma cevap olduğu bağlamında. Yani bir süredir de zaten Şiilerin delilleri hakkında tartışmak istiyoruz. Bir diyalektik oluşması açısından hani o video benim adıma da çekilmiş bir video olduğu için ona cevap vererek bu mevzuyu tartışmanın daha makul olacağı kanaati bende hasıl oldu. Evet. Şu video Şia gerçekleri Altay Can Meriç'e cevap diye. Öncelikle yani şunu söyleyeyim, arkadaşın üslubu temiz. O yüzden zaten cevap veriyorum. Yani üslubu temiz olmasa da cevap vermeyiz. Yani teşekkür ederim şey için. Yani kibar bir üslup kullanmış benim hakkımda vesaire. Oraları geçeceğim ve esas konuya geleceğim. Mesela Şia hakkında atılan itiraflar, yani şuraların çok benimle alakası yok. Yani kardeşlik vesaire vurgusu gibi bir şey ki bunu da ilerleyen bağlamda tekrar oturtabiliriz bile. Çünkü Türkiye'de de daha önce de söylenmemiş bir şey değil. Kaliteli işlerdi. Şu Allah razı olsun diyorum. Ona çok fazla değinmeyeceğim. Geçiyorum. Bir tık hızlandıracağım videoyu saat. Sadece yaklaşık olarak hani ne söylenildiği anlaşılacak kadar olsa yeter, ben genelde açıklıyorum zaten. Ben bu videoyu izledim. Bu videoya ilmi bir cevap vermeyeceğim. Çünkü ben bir alim değilim dedi. Bizim şey, Ömer Hazreti Fatıma'yı işte dövdürttü, öldürttü vesaire gibi bir iddia vardı. İşin aslı benim o videoyu çekme sebebim Şia'ya diye yapmak değildi. Sık söylenen bir şey olarak düşüyordu önüme şeyde, ateist forumlarda filan. Ben de oradan mevzuyu araştırırken, ki söyledim zaten yarım günde çıktı ne oldu diye. Kaynakları kopyaladıkları bir kaynak var, onun resmini gösterdim. Adam kendisi Şia'ya nispet ediyor. Ha, bu Şiiler arasında, İsnaşeri Şiiler arasında muteber bir sayfa değilmiş. Türkçe gösterdiğim sayfa. Zaten o Türkçe sayfa da kaynakları kopyalamıştı. Arapça bir sayfaya gidiyordu. Arapça bir o sayfa da belki muteber değilse bilmiyorum. Fakat bu zaten Şia'nın kullanmadığı bir delil değil. Yani o kullanılıyor ve Şiiler bunu Türkiye'de konuşurken sürekli bu şekilde konuşuyorlar. Biz Ehl-i Sünnet'in kaynaklarından gösterdik şeklinde kullanıldığı için doğal olarak şey yapıyorsun. Ehl-i Sünnet'in kaynaklarında böyle bir şey yok. Muteber olmayan kaynaklar da var. Muteber görünen kaynaklardan cımbızlanmış şekilde var, Taberi'de vesaire de. O videoda gösterdim. İsteyen o videoyu izleyebilir. Şöyle göstereyim. Bol dipnotlu yalan söylemek diye paylaştığımız video. Yani nihai kaynak şu zaten. Hani bu Şia arasında muteber midir? Bu da Şiilerin muteber kabul etmediği bir yer midir? Onu da bilmiyorum ama. Nihayetinde şey, zaten Şia'nın kullandığı bir iddia bu. Ve Şiiler şunu sık bir şekilde Ehl-i Sünnet'in kaynaklarından ispatlarız. Yani öyle değil. Şimdi mesela öyle olmadığını birazdan göstermeye çalışacağım. Altay abinin başka bir videosundaki esas bir konu var. Yani Şia ile Sünni arasında esas farklılık olan mesele. O konuyu onun videosundan da yararlanarak kısacık bir değinmek istiyorum bugünkü bu videomuzda. Çünkü Şia ile Sünni arasındaki temel farklılık bu. Yani Şia kendisini tanımlarken Ehl-i Sünnet'in o usulettin içerisinde saydığı tevhid nübüvvet. Yani Şia ile bizim aramızdaki esas farkın imamet farkı olduğunu ve bunun tartışılması gerektiğine kani. Ben de buna kaniyim. Fakat şöyle, yani benim işin aslı videonun içerisinde beklediğim şey şu: standart bir şekilde kullandığım Şia'nın masum imam inancına dair eleştirilerim var. Mesela benim o yaptığım eleştirilerin daha nitelikli olanları sanki belki izlememiştir, kullanılmamış gibi. Şimdi burada onları tekrar edeceğim ki arkadaşın söylediği deliller zaten o söylediğim tenkidi aşan deliller değil. Yani birazdan göstermeye çalışacağım. Yoksa söylemediğimiz bir şey söylemeyeceğiz burada. Benim Şia'ya dair tenkitlerimin içinde bunlar var. Önceki videolarımda da var. Bölük pörçük, dağınık bir şekilde var. Burada biraz daha derli toplu göstermiş olacağım sadece. Bir kere Ehlibek Mektebi'nin temsil yetisinde olan insanlar çok belirgindir. Bu Ehl-i Hem Şia ile Ehl-i Sünnet arasında fark var. İşte Şia'da velayet-i fakih anlayışı olduğu için yani bizde hani taklit mercileri var ve bunlar belli, ismi belli kişiler. Bunların söylediği esas alınmalı. Normal hani bizde mesela alimlerin her biri yaklaşık müçtehit olmakla eşit olduğu için herkes kendi fikrini söylüyor. Kimi onu alıyor, kimi onu alıyor. Bizde böyle değil diyor. Yani 5-6 kişi var ve bunların görüşleri şeyi temsilde esas alınmalı diyor. Yani makul yani. Kısmını manipüle ediyorlar. bahsettiğim gibi işte yani bir tane örnek verdin abi ve verdiğin sitedeki örnek Şöyle, bu verdiğim örnek sadece buna dayanan bir örnek değil ki. Yani bu sitedeki örnekten kaynaklanmıyor. Ben mevzu şu. Zaten Şiilerin konuşma üslubunda bu sürekli var. Yani nerede bir Şii görürseniz Ehl-i Sünnet'in kaynaklarından gösteriyoruz. Ne Ehl-i Sünnet'in kaynağı, işte Ebu Davud'daki şu hadiste bizim 12 imamdan bahsediyor. Mesela burada da bir sürü hadis kullanılmış. Bu da mesela Ehl-i Sünnet'in kaynağı olarak lanse ediliyor. Sen yani tabii arkadaşın üslubu daha şey olduğu için, daha az ofansif bir üslubu olduğu için bu biçime getirmiyor, ama bunu yapan var. Biz sizin kaynaklarınızdan ispatlarız falan yok mu? Var yani, bunu
Benim gördüklerim de neredeyse hepsi böyle Türkiye'deki. Aslında hiç bizi bağlamayan bir site ve örnek ve bunun Yani üzerinden bir site genel. örneği üzerinden yapılmış bir genelleme değil o. Daha önce genelleme var. O site örneğinin bu genellemeye uyduğunu söylüyorum. Yaptım. Yani bu retorik olmuyor mu acaba? Altay abi bu video içerisinde bu hadislerle alakalı reddiye yaptıktan sonra bunları çürüttükten sonra en sonunda bir de mantıki bir değerlendirme yapıyor. O mantıki değerlendirme siteden bağımsız olduğu için söylüyorum. Mantıki değerlendirmeye katılmıyorum ama bununla alakalı. Mantıklı değerlendirme şu, oradaki rivayette işte Hazreti Ali'yi, Hazreti Ömer Hazreti Fatıma'yı dövüyor, çocuğu düşüyor. Buna rağmen Hazreti Ali bir şey yapmıyor, bir. Yani bu Hazreti Ali'ye nasıl yakışır diyorum. İki, Hazreti Ali karısının çocuğunun katili haşa, Hazreti Ömer'in istişare heyetinde yer alıyor. İstişare heyeti de yanlış anlaşılıyor. Bunu İbn Haldun açık açık yazıyor. İstişare heyeti dedi, o dönemde vezirlik gibi bir makam oldu. Veziriydi diyor Hazreti Ali, Hazreti Ömer'in. Yani ben bile, yani Altay Cemmeç olarak, karımı çocuğumu öldürmüş bir adamın vezirlik işlerini yapmak demek, yani yükünü taşımak. Yükünü taşımam. Ya yani bunu Hazreti Ali'ye nasıl yakıştırıyorsunuz? Akli delil dediğim bu. Bu rivayet zaten aklen batıldır. Bu rivayet aklen batıl olmasa, sahih olsa biz Hazreti Ali'den nefret etmemiz lazım haşa. Yani Hazreti Ömer olan düşmanlıktan burada Hazreti Ali'nin fazileti düşüyor. Söylediğimiz şey o. Akli delil. Videonun birazcık gerisinde de söylediğim gibi buradaki mevzu Ehlibeyt ekolünün temel düşünce yapısı. Yani Ehli Sünnet'in Ehlibeyt'ten farklı olduğu, farklı düşündüğü temel konu burası, imamet meselesi. O yüzden bunu bir Şii olarak kendi düşüncemizi anlatır şekilde dilimin döndüğünce size izah etmeye çalışacağım. Bunların masum olduklarına, günahsız olduklarına yap. Yani şu kısımda da şimdi Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki en büyük fark ne? Yani bu ben, yani en azından benim nazarımdaki en büyük fark, ki çoğu insan da buna katılır zannediyorum. Şimdi bizde teşriğin kaynağı, dini getiren bir kişi var. Aleyhisselatü Vesselam. Ya şimdi getiren ifadesine takılmayın abi. Bir insan masumsa, yani tek masum var. Bizim hatasız, günahsız, yanılsa bile dahi düzeltilen, yani yanılmayan, bize son kalan bilgisinde yanılgı olmayan ve bizim kendisine tabi olacağımız, yani sünnet olarak tabi olacağımız bir kişi var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hazreti Ömer mesela masum mudur? Ben bunu söylemiştim daha önce. İşte hadisler tartışmalarında söylüyordum. İşte Şia ile bizi mukayese de bu mesele, mevzuyu hiç bilmemek demektir. Yani çünkü bizde bir tek kişiye şey yapıyorsun bunu. Diyorsun ki masum, tek masum vardır yeryüzünde Muhammed Aleyhisselam. Masum şu demek: hem kasten hem istemeyerek yanılgıdan korunmuş demek. İsmet, yani korunması, Allah'ın korumasında olan. Bu bizde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Çünkü İsmet olmadığı zaman dini inşa edemezsin. Yani belki de Peygamber Aleyhisselam dersin ki sana namazı öğretirken yalan söylüyordu, seni kandırıyordu. Anladın mı? Bunu engelleyen şey ne? İsmet. Yani ona güvenip arkasında namaz kılıp bunun Allah'ı razı edeceğini düşündüren şey ne? Allah'ın korumasında olduğunu, Allah'ın bilgisini gösterdiğini düşün ben. Bizde bir tane var. Şia adamından 12 tane var. Şimdi 12 tane olduğu zaman masum dediğin şey dinin kaynağı oluyor. Yani dinin kaynağı olması şu anlamda. Mesela Türkiye'de insanların yüzde belki 95'inin, yani Şii olmayan yüzde 95'inin isimlerini bilmediği fakat dinin kaynağı olarak kendilerine müracaat etmeleri gereken kişiler var. Şia inancında. Tabii Hazreti Ali'yi biliyorlar, Hazreti Hasan'ı ve Hüseyin'i biliyorlar, ki burada mesela bu itirazıma bu şekilde cevap verilmeye çalışmış. Fakat 11. imamın ismini kimse bilmiyor Türkiye'de. Birazdan daha da açacağız. Şimdi bu masumiyetin, yani dinin kaynağı gibi bir şeyin ya çok açık ve sarih bir şekilde belirtilmesi lazım. Mesela videonun ilerisinde şey diyorum ben. Diyorum ki bak, biz Kur'an'da böyle bir şey görmüyoruz. Diyor ki ya, illa Kur'an'da olması gerekmiyor önemli şeylerin. İyi de Kur'an'da Hazreti Peygamber'in peygamberliği cinsinden bir şeyin olmaması mümkün mü? Bunu açıkça yazmayıp beni o kişiye uymakla mükellef kıldıysa Allah Teala bana zulmetmiş olmaz mı? Ben nasıl bu bilgiye ulaşacağım? Zanni, yani şöyle, hadis kaynaklarından gelen, işte şu rivayetten şurası geldi falan, şimdi onların tevhirleriyle ilgili de konuşacağız da, bunlar hepsi zannidir. Benim dinin kaynağı gibi mesabesindeki insanları tanımam gerekliliği zanni delile bina edilemez. Bu zulüm olur yani. Çünkü ben o rivayeti almayabilirim. Almadığımda dinimden hani çok büyük bir şey kaybetmiş olmam. Bunlar akidenin temeli. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Bana kalırsa masum iddiası, dinde bir başka masumun olduğunun iddiası, ahiretin şeyinden daha önemli. Yani ispat açısından ahiretten daha vurgulu bir şekilde gelmesi gerekiyor. Çünkü birisi dinin kaynağı, yani ondan, o bir hüküm değil. Mesela namazla mukayese etmiş. Namazın furuatıyla dinin bizzat kaynağı olan, mesela namaz gibi bir şey ortaya koyabilecek birisi, masum olduğu için yapsa uymamız gerekiyor, masum olduğuna kani olsak. Bu peygamberlik ispatı gibi bir ispat gerektirir.
Ya burada bu üslubum arkadaşa değil. Arkadaş delili getiren konumunda. Bu deliller kullanılmayan deliller değil. Ben Şia'ya cevap veriyormuşum gibi düşünüyorsun. Çünkü çok temiz bir üslup kullanmış. Ancak yani hakkın hatırı üsluptan alidir. Ben de kötü bir üslup kullanmamaya çalışıyorum ama benim cedel üslubu. Şimdi Muhammed Taki'nin masum bir şahıs olduğuna dair. Hasan Askeri'nin masum, günahsız, hata işlemez, ne yaparsa Allah'ın rızasını gösteren bir insan olduğunu bize ispat etmesi gerekiyor. Şimdi benim beklediğim şey bu. İki tane şey var. Bir, dinde Muhammed Aleyhisselam'dan başka masum vardır. Yani Şia'nın ispat etmesi gereken şey bu. Şu kullanılan naslarla bunun ispat edilemeyeceğini göreceğiz. Çünkü arkadaşın güzel yaptığı şey şu, gerçekten tartışmayı esas merciğine çekmiş. Biraz da cevap vermemden, yani cevap vermemin sebebi bu oldu. Çünkü gerçekten tartışma burası. Yani arkadaşın açıyı koyduğu yer doğru. Yani bizim Şia ile konuşmamız gereken konu bu. Yoksa işte şu rivayette şöyle bir zulüm vardı, bu rivayette böyle bir zulüm vardı, şurada şöyle bir şey olmuştu, Yezid şunu yapmıştı, Kerbela'da bu olmuştu, tamam mı? Yani İslam tarihi böyle çok geniş bir şekilde konuşulabilir bir mevzu, konuşulsun da, ama bunların hiçbirisi bizi Şii ya da Sünni yapmaz. Bizi Şii ya da Sünni yapacak ana mesele, ana ayrım burasıdır. O yüzden açıyı düzgün koymuş, gerçek bir noktaya koymuş, güzel bir üslupla da çekince ben dedim cevap vereyim, yani anlatacaksam düzgün bir zeminde konuşayım konuyu. Şimdi bizim iki tane şey var Şia'dan beklentimiz. Yani biz şimdi mesela Muhammed Aleyhisselam masum olduğuna inanıyoruz. Bunu temellendirebilir miyiz? Evet, temellendirebiliriz. Yani bunu gösterebiliriz şeyden. Hem aklen gösterebiliriz. İşte namaz örneğinde verdiğim gibi bu akli bir delildir. Hem de naslen gösterebiliriz. Peki Muhammed Aleyhisselam dışında bir masumluğun var olduğunu ve bu masumların, şimdi birinci ispatlanacak şey bu, Muhammed Aleyhisselam dışında masumlar vardır. Bir bu. Yani Muhammed Aleyhisselam'dan sonra dışında derken işte önceki peygamberlerin nispetini kastetmiyorum. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra da masumlar vardır. Bir, ispatlanması gereken şey. İki, bu masumlar şu 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 şahıstır. Başkaları değil. Yani bu 11 kişidir. Başkası değil. Bunun ispatlanması gerekiyor. Aklen ya da nassen. İkisinden biri fark etmez. İkisi de olur. Fakat ikisi de olsa kati delil olması gerekir. Çünkü bu akidenin esasına bina meseledir. Akidenin esasında kat'i delil isteriz. Zanni delil istemeyiz. O yüzden mesela ahad rivayet kullanacak birazdan. Biz bu ahad rivayetlerin hepsine, bu ahad rivayetlerin bu konuya delil olmaz. Ya bir kelamcı bunu tartışırken bunun üzerinde tartışma gereği duymaz. Kat'i delil olacak dedik. Bu kat'ilik bir, eğer haberle bunu ispatlamaya çalışacaksan, yani mesela bana ahireti sorsan, ben diyeceğim ki sen ahiret akide bir meseledir, akidenin meselesidir. Nasıl bilinir? Ben diyorum ki şeyi, biçimi şeyle bilinir. Nasla bilinir. Peki bu nas nasıldır? Bir, subuten katidir. Yani tartışılmaz bir biçimde Muhammed Aleyhisselam bunu haber vermiştir bize. Nasıl? Kur'an'daki nasları koyacağım. Ya da mütevatir hadisler diyeceğim. Koyacağım bu şekilde. İki, diyeceğim ki delaletleri de, yani bu tamam, peygamber söyledi bunu ama bundan her insan bunu anlar. Yani subuten ve delaleten kati olması lazım. Akidenin temeli bir şey bu ki bence masum iddiası ahiretten daha önemli akidevi açıdan. Çünkü orada ilave yapıyorsun. Yani dine opsiyon açabilme yetkisi veriyorsun. Birisi şey gibi. Yani birisi devam eden bir üretim. Masumunki devam eden bir üretim. Din üretimi devam ediyor orada. Yaptıkları işlerinin, sözlerinin, fiillerinin ve davranışlarının Nebi Aleyhisselam'ın sünneti gibi bağlayıcı olduğuna inanıyorlar. Ehl-i Sünnetle Ehl-i Beyt ekolünün temel farkı şuradadır. Peygamberimizin vefatından sonra Allah tarafından yeryüzüne gönderilen herhangi bir hüccet yok mudur? Bu iş artık Müslümanlar arasında mı bırakılmıştır? Ehl-i Beyt ekolünün buradaki düşüncesini sizlere şöyle kısacık açıklayayım. Ehl-i Beyt ekolü şunu söyler, der ki din her zaman iki temel üzerine yeryüzüne gönderilmiştir. Birincisi kurallar, ikincisi icracı. Yani bir yasalar vardır, bir de o yasaların uygulayıcısı olan insanlar vardır toplum içerisinde. Bunlara zaman zaman peygamberler, nebiler diyoruz ama... Şimdi din iki şekilde gelir. Bir, kurallar. İki, icracı. Şimdi kurallardan maksat hani yazılı bir metin olmasıysa önceki peygamberlerin çoğunun öyle olmadığını biliyoruz. İcracı olması gerekir. Evet, biz de buna hemfikiriz. Fakat bu nakille olabilir. Yani biz mesela şurada şu an Şia ile Ehl-i Sünnet ayıralım. Ehl-i Sünnet diyor ki evet, yani Allah gönderdi. Hüccetini üzerimize ikame etti. Yani delilini üzerimize sabit kıldı. Nedir bu delil? Kur'an'dır. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetidir. Bunlar tabii sünnet daha şey olarak haberi değeri farklıdır şeyden. Din bütünüyle haberdir bana sorarsan. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiği bir haberdir Allah'ta. Kur'an da bu manasıyla bir haberdir. Kur'an ve sünnet bize göre. Devam ediyor işte. Yani problem var mı şu an Altay Cemmer için hayatında dine ulaşma, Allah'ın üzerine hücceti ikame etmesi bağlamında? Yok.
Şia'nın şeyinde burada masum imam olması lazım ve her dönemde her insana şey, akli bir delil getiriyor aslında. Ki bunu getiriyorlar diğer kendi kitaplarında da getiriyor. Her dönemde her insana hitap eden bir masum olması lazım. Yoksa din yanlış anlaşılır. Şimdi burada bazı şeyler var. Ciddi akli problemler var bence. Hatta dur sözün tamamını da getir. Öyle devam edeyim. Allah Kur'an'da buyuruyor ki: "Ey peygamber, sana biat eden senin elini tutan teşbih yerindeyse Allah'ın elini tutmuş gibidir ve Allah'ın eli de onların elinin üzerindedir." buyuruyor Allah. Bu Allah'ın sünnetullah'ıdır aslında. Yani Allah ta ilk insan, ilk peygamberden itibaren yeryüzüne gönderdiği ilk kişiyi peygamber ve de yeryüzü her zaman bir hüccetin varlığıyla beraberdir. Allah Kur'an'da da buyuruyor ya, biz her grubu imamlarıyla gönderdik. Şimdi yeryüzü her zaman bir hüccetin varlığıyla beraberdir. Devam ettireyim sözün muradı, yani başka bir yere gitmesin diye şey yapıyorum. Duruyorum fakat zaten sözün lazımı buraya gidiyor. Devam edelim, Seni de tamam mı? çağırırız diye. Ehl-i Beyt mektebine mensup olan insanlar biz bunu Allah'ın sünnetullahından biliyoruz. Yani yeryüzünde her zaman Allah'ın bir elçisinin bulunmasının zorunluluğu. Bunu Allah'ın sünnetullahı olarak görüyoruz. Ve de Peygamberimizin vefatından sonra da Allah'ın bu sünnetullahının devam etmesinin zorunlu olduğunu savunuyoruz. Çünkü Şimdi burada aslında önemli bir nokta. Yani yeryüzünde her zaman Allah'ın elçisi ya da masum, bir masumun varlığı gereklidir. Şimdi bu akli bir temellendirme mi? Akli bir temellendirmeye benziyor. Nassen çünkü bunu çıkarmak çok kolay değil. Yani mesela ayrıca bunun içinde bir de Şia'nın kendi içerisine düşeceği tenakuzlar var. Mesela ben şu an akli temellendirmede şu söylenecek. İnsanlar buna ihtiyaç duyarlar ki söylüyorlar kitaplarında. İnsanlar bir masuma ihtiyaç duyuyorsa şu an masum kim? Mehdi. Mehdi Muntazır. Beklenen Mehdi. Gizli. Bir yerde saklandı. Tamam. Bu Mehdi'nin şu an benim hayatıma masumiyetiyle bir etkisi var mı? Yok. 1700'de var mıydı? Yok. Kimse görüşüp bilgi alıp bunu bize aktarıyor mu? Yani bu benim hayatımdaki ufak tefek davranışlarıma dair veya işte ne bileyim büyük kararlarıma dair farklı bir şey söylüyor mu? Yani biz Allah bile gayip olduğu için bize ispatlıyoruz, akli delil getiriyoruz. Bak böyledir, şöyledir diyoruz. Nübüvveti ispatlıyoruz. Gayip olan bir şahsın masumiyeti nasıl ispatlanabilir? Yok yani şahıs. Teorik inceleme yapalım desem şey yok. Pratik inceleme yapalım desem yani şeyle neydi o ismi? Akli inceleme yapalım desem bir vasfı özelliğini bilmiyorum. Ha diyeceksin ki bizim rivayet kaynaklarımızda var. İyi de bu normal Müslümanı şey yapmaz ki. Sen onu bir kabulle içeri almışsın. Ya benim sorduğum şey şu. Ben Müslümanım. Standart bir Müslümanım. Tanımadığım, ismini duymadığım şahısların masum olduğunu iddia ediyorsun. Bunun aklen temellendirilebileceğini iddia ediyorsun. Çünkü insanların buna ihtiyacı var bir masumiyete. Tamam şu an yok ama şu an bir masumla iletişimimiz yok bizim yani. Ayrıca bu geçmişe de tutmaz. Onu da söyleyeyim. Yani her yerde bir masum olması, her çağda bir masum olması. Tamam yani sen diyelim ki 300 yılındasın. Norveç'tesin. Yani sana Norveç'in köyünde masumun olması gerekiyor. Çünkü sen şeye gitmiyorsun. Almanya'nın köyüne gitmiyorsun. Yani oradaki adamın masuma ulaşma yolu bugün olduğu gibi internet değil. Ya haber ulaşacak ki haberi kabul ediyorsan zaten bu sefer sünni olman lazım. Biz diyoruz ki bak haber ulaştı. Var elimizde haber şu an elimizde. İlla ki bizatihi yaşayan bir masumun olmasının gerekliliği aklen nasıl ispat edilebilir? 300 yılına gittiğin zaman her köyde neredeyse bir tane masum olması lazım. Yani bu bilmiyorum burada mesela ayetlere gidildiği zaman bu daha da absürt bir noktaya gidiyor. Şimdi ayetlerden delil getiriyor mesela işte bunu bilinçli yaptığı kanaatinde değilim ama işte her beldeye peygamber gönderdik. Ya iyi de bu imamlar peygamber mi? Yani Hazreti Peygamber'in son peygamber olduğuna inanmıyor muyuz da bu ayet ona delil olabilsin? Yani eğer her beldeye peygamber gönderdik ayeti masum imama delil olabiliyorsa masum imam peygamber demektir. Yani bu ayetler bu şekilde kullanılmaz yani. Kullanıldığı zaman biz çünkü şunu söyleyebiliriz. O zaman bunu söylediğimizde mesela ben bunu söylemiyorum da farazi söylüyorum. Yani bu delilleri bu şekilde kullanan birine ben desem ki sen son peygamber olduğuna inanmıyorsun peygamber İslam'ın. Bu çok daha kati bir şekilde senin imam dediğin kişilerin isimlerinden çok daha kati bir şekilde bilinen bir bilgi. Hazreti Peygamber'in son peygamber olduğu. Diyebilirim bunu. O yüzden burada delillerin düzgün seçilmesi lazım. Yani peygamberlik ispatladığı veya peygamberlik sadedinde konuşulan deliller nasıl masum imama delil olsun? Mükerrer ayettir. Allah Kur'an'da ne buyurur? Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın, göremezsin. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. Yine başka bir örnek vermek gerekirse Cuma suresi 2. ayette Allah peygamberin görevlerini sayar. O Allah ümmiler içerisinden kendilerinden biri olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları temizleyip arındıran ve onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Oysa onlar bundan önce gerçekten açıkça bir şaşkınlık ve Mesela burada olduğu gibi. Yani bu bir peygamberlik vasfı. Kitabı ve hikmeti öğretmek peygambere
peygamber göndermesini gerekçelendiriyor Allah Teala burada. Masum imam eşittir peygamberse Şia, yani bunu söyledi mesela, bak bu sözün lazımı buraya gider. Sen bunu söylemek istemediğini biliyorum. O yüzden zaten ilzam böyle bir şey. Seni gitmek istemediğin yere götürüyorum. Çünkü bu söz buraya gidiyor. Son peygamber demiyor Muhammed Aleyhisselam'a. Şu an gayip olan, bize görünmeyen bir peygamberin varlığına inanıyorlar. Peygamber Aleyhisselam'dan sonra 11 tane daha peygamber, 10 tane daha peygamberin varlığına inandılar. Diyebilirim. Bu ayetten buraya istidlal çıkarabilsem, ben bunu söyleyeyim. Çünkü bu peygamberin gönderilmesinin gerekçesini sayan bir ayet-i celle. Hakkınlık içindeydiler. Şimdi bu ayet nazarında elçinin özelliği ne? 4 tane elçinin görevini ve özelliğini sayabiliriz. 1. Allah tarafından gönderilme. Yani elçi insanlar tarafından seçilmiyor. Allah ben sana onu gönderdim diyor. Allah tarafından seçilme. İkincisi, onlara ayetlerini okuyan, yani vahyi, Allah'ın vahyettiklerini insanlara bildiren. 3. Onları temizleyecek, arındıracak olan, kötülüklerinden arındıracak, teskiye edecek olan. Bugünkü mesela tarikatların yaptığı şey diyebiliriz. 4.sü, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek. Ehl-i Beyt ekolü diyor ki bunları kim yapacak? Burada maddeler içerisinde bunlar Peygamber Efendimiz yaptığı, elimizde haberen var. Haberen olmasını kabul etmiyorsak, bak bu her zaman tutarsız. Aynı sabit tutarsızlık devam ederek devam edecek, çünkü ben bunu ilk defa anlatmıyorum. Ya burayı biraz görmezden geliyorlar gibi geliyor. Bunları kim yapacak? Kim yapacak? Ben diyorum ki haberle oluyor bu. Yani şu an elimizde olan yazılı haberle olur bu. Ama Şia diyorsa ki hayır haberle olmaz bu. Ben diyeceğim ki Gayip İmam nerede? Kim yapıyor şu an bunu? Yok çünkü şu an bunu yapan birisi. 1700'de de yoktu. Yani kim o zaman yani? Çünkü bu fonksiyonlar diyorsun ki bu fonksiyonun icra edilmesi için masum imam gereklidir. Ben diyorum ki bu fonksiyon şu an icra edilmiyor o zaman. Yok çünkü birisi. Eğer bir şahıs konuşmuyorken, ben o şahsı duymuyorken bu oluyorsa zaten haberen elimde var. Şu an oluyor işte, sünni olman lazım. Yani bu fonksiyon hiçbir akli gereklilikle masumluğu gerektirmez. Birinci madde özellikti, görev değildi, onu bir kenara ayıralım. İkinci madde vahiydi ve Allah vahiyini tamamladı. Kur'an kamil bir kitabı olduğu için vahiyini tamamladı. Ama iki tane daha madde var. Neydi o maddeler? Sizi temizleyen, sizi arındıran ve de size kitabı ve hikmeti öğreten bir elçi. Ehl-i Beyt ekolü diyor ki kim yapacak bunları? Peygamberimiz vefat ettikten sonra bunları kim yapacak? Bunu böyle bir örneklendirmeyle açıklamaya çalışayım. Mesela bir tane köy okulu olsun. Bu köy okuluna bir müfredat gönderildi. Bir kitaplar gönderildi müfredatla alakalı ve çok da kamil kitaplar gerçekten. Yani konuyu çok da izah eden kitaplar ve bunun üzerine bir tane de öğretmen gönderildi o müfredatla birlikte. O öğretmen oradaki kişilere bunları anlattı, ifade etti. Ondan sonra müfredat kalsa bile öğretmen oradan çekildi. Artık öğrenciler kendi kendilerine konuları öğrenmeye çalışacaklar. Veya daha sonraki gelen nesiller için daha sıkıntılı bir durum bu. Çünkü müfredatın yenilenmesi gerekiyor. O müfredatın içerisinde mesela daha sonradan ortaya çıkan yapay zeka yok. Belki yapay zekayla... Burada müfredatın yenilenmesi örneği de şey. Yani işte söylemek istediğim o ya, hani değer olarak direkt din değiştirebilecek. Yani din değiştirmekten maksadım ahkamı vesaire değiştirebilecek kudrette bir masumiyetten bahsediyoruz. Bunun çok çok ciddi delille delillendirilmesi lazım. Aklen mümkün değil. Böyle bir delillendirme Nassen de yok zaten. Birazdan Nassen olanı da konuşacağız. Yani şu konuştuğumuz aklen. Her birine şunu söylemesi. Şu an kim yapıyor bunu? Ya bu gerekli. Okey. Haberen olması yetmiyorsa, elimizde metinle olması yetmiyorsa kim yapıyor şu an bunu? Yok birisi şu an. Sen de haberen yapıyorsun. O zaman aynı durumdayız ikimiz. Sen bir de 11 tane ilave masum kabul etmiş oluyorsun. Deriz Şia'ya. İle alakalı ilk gönderilen müfredatın içerisinde bazı bilgiler yer alıyor. Ancak bunun derununa, bunun mahiyetine vakıf olan ve bu vukufiyetle insanları eğitecek insanlar yok. Müfredat var, kitaplar var ama ortada bir öğretmen yok. Artık belediye, muhtarlık nereye bağlıysa artık oraya bir öğretmen atamıyor mesela. Milli yani mesela adam. Niye alim bu fonksiyonu almasın? Ya bak hep akli lazım aslında Şia'nın genel şeyi bu. Ya arkadaşlar şey yapmıyorum sürekli ben şey yapıyorum da ben Şia ile ilgili kanaatim ben çok batıl bir görüş olarak görüyorum. Şey hep problem şu. Aklen temellendirilmesi gereken konuları hatabi söylemlerle, yani mesela şu söylemin ciddi bir tenkitten geçmesi bana hiç mümkün gelmiyor. Tamam, öğretmen lazım. Niye öğretmenin masum olması gerekli olsun? Yani bir müfredat var diyelim, bir metin var. Metin insanlara ulaşacak ve insanlar bunu öğrenecek. Bu insanın neden masum olması şart olsun? Ya bu insanın masum olması şart olsa, şimdi bak, örneğin mesela batılığına bakın. Bir metin var. Metnin öğrenilmesi, insanlara ulaşması için masum olması gerekir bir şey. Yani bir masumun varlığını buradan ispatlamaya çalışıyor. Ben diyorum ki bunun niye masum olması gereksin? Öyle metinden eksik, gedik, işte insanlar kudretine göre, takatine göre iyi alim, kötü alim, güçlü alim, zayıf alim insanlara bilgi ulaşır. Şimdi Ehl-i Sünnet söyledi bu. Niye bu olamasın? Ya bunun aklen temellendirilmesi lazım. Her insana nübüvvet gibi bir bilgi gitmelidir. Tertemiz, işte masumdan gelen bir bilgi gitmelidir. Herkes sahabe gibi olmalıdır bilgiye ulaşma konusunda. Gibi bir iddia var. Peki diyeceğim ki ben bu meselede. Ya bu yetersizse, yani bir metinden alimin çıkardığı şey halka ulaşıyorsa ve bu yetersizse, şu an Şia da yetersiz. Yani şu an bir masumla konuşuyor mu şeyde İran'daki Şiiler? Konuşmuyorlar. Yine bir alimin sözüne itibar ediyorlar. Alim eksik anlıyor, gedik anlıyor. Tabii burada kendi tasnifleri içerisinde
Nasıl söyleyebilirim? Yani şöyle diyelim, bizden daha fazla alimlerine işte şey yapıyor olabilirler. Değer atfediyor olabilirler. İşte taklit merci kılıyor 5 tanesini falan. O 5 tanenin yanılma payını daha düşürüyor olabilir. Ama burada o zaman şunu sorarım ben. Şu an taklit mercileri masum mu değil mi? Masumsa 12 tane masum yok. Herkes masum Şia'da. Yani gücü eline geçirip iktidarı teslim alan herkes bir şekilde masum oluyor derim. Eğer değilse, bunlar masum değilse zaten şu an yine aynı ehli sünnetin durumundasın. Bir metin var, metni alim anlatıyor, halk anlıyor. Masum anlatmıyor yani şu anda İran'da insanlara dini. Bunu oraya Ya bu bir bir akli temellendirme olacak güçte bir şey değil yani. ben göndermiyorum. Mesela Altay abi normalde bir doktor olduğu için söyleyeyim. Peygamberimizin zamanında organ nakli diye bir şey söz konusu değil. Bu Kur'an'ın içerisinde organ nakline dair hükümlerin de çıkartılacağı yasalar vardır. Ancak bu yasaların derununa hükmedecek insanlar kim? Çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ya bu insanların belli olması da gerekli değil zaten. Yani benim İslam'ın gördüğüm en güzel özelliği bu. Ya bu insanlar kim sorusuna bir cevap işte şu 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 şudur demek. Bu aslında aristokratik bir beklentidir. Bunu uzun anlatabilirim. Yani aristokrasilerde bu isimler çok muayyen olur. Dini kuralların tahkimi belli bir kesimin elinde olur. Mesela sen oturup kendi kendine ilim tahsil etsen de o aristokratın ulaştığı mevkiye ulaşamazsın. Çünkü toplumlar bu şekilde şekillenir. Yani şeyde de böyle şekilleniyordu. Yunan'da da böyleydi, Roma'da da böyleydi, Batı Orta Çağ'ında da böyleydi. Kim sorusuna cevap vermek, kim öğrendiyse o. Kimde delil varsa o. Yani Ehl-i Sünnet'in cevabı budur. Kim delili düzgün ikame ediyorsa onun söylediğidir. Burada bir kim, şu, işte bu ama bu değil demene gerekirken yani delil kimdeyse odur bizde mesela esas. İnnehu le Kur'anul Kerim fi kitabil meknun la yemessu illa mutahharun. Bu tertemiz bir Kur'an'dır. Onun aslı Ya bu meknunluğu ayetin bağlamı da değil. saklı olan gizli bir kitaptadır ve ona yalnızca temizlenenler dokunabilir diyor Allahu Teala. Yani Kur'an'ın bu müteşabih ayetlerine veya Yani bu buradaki temizlenenlerden maksat muhtemelen temiz olanlar şeyleri kastediyor. Melekleri kastediyor bu ayet. anayasa maddeleri gibi olan Yani ki neyse şey yapmayayım uzatmayayım. nereden bizim real hayatımıza yansıtacak hükümleri çıkartabilmesi için bir insanın temiz olması gerekiyor. Ve Allah Neden gereksin? Yani bizim hayatımızda işte genel bir metinden işte bak hep bunu söylemeye çalışıyorum. Neden gerekli oldu bu? Yani bir metin var. Metinden bizim hayatımızda uygulanacak şeyleri çıkaracak insanların temiz olması gerekiyor. Ya yani bu neden? Eğer bu gerekliyse Şia da bunu sağlayamıyor. Bir de gerekli olduğunu aklen temellendirmen lazım. Bu bir şey değil, bir istidlal değil işin aslı. o temiz kişileri nasıl peygamberimize kadar seçtiyse peygamberimizden sonra da o kişileri Allah'ın seçmesi gerekiyor. Neden? Ya peygamberimize kadar temiz kişileri nasıl seçtiyse peygamberimizden sonra da seçmesi gerekiyor. Neden? Ve bu peygamberlik nasıl bitmiş oluyor o zaman? Ya burada peygamberlikle masumluğu mukayese ederek masumluk da aynı şekilde gerekli diyorsak peygamberi niye son peygamber göndersin Allah Teala? Yani peygamberden sonra da şeyler devam edecekse onlara da peygamber diyelim. Ki istidlalin ilk şeyi yani kıyasın ilk maddesi peygamberin olması bundan gerekli, masumun olması da bundan gerekli. Masumla peygamber arasındaki fark nedir şu an? Peygamberimizle beraber nübüvvet bitti. Peygamberimiz Resullerden bir Resuldür ve Nebilerin sonuncusudur. Allah ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Bu yüzden Peygamberimizden sonra herhangi bir peygamber gelmeyecek. Vahiy kapandı. Ancak bu... Ama bütün istidlalleri bunun zıttına yaptın işte. Onu söylüyorum. Yani bu istidlallerin hepsi geçersiz şu an. Yani bu söylediğin sebepten dolayı zaten istidlallerin hepsi geçersiz. Çünkü peygamberliği gerekli kılan sebeplerin hepsini alıp bunu masumluğun gerekli kıldığına delil getirdin. Fakat sonra dedin ki peygamberlikle masumluk farklı şeylerdir. Bu o zaman ilk öne koyduğun delillerin hepsi çökmüş oldu. Yani bu problem. gelen vahiylerle bu Kur'an'la bizleri yönetecek masum kişilere, temizliğine Allah'ın şahit olduğu kişilerin varlığına muhtacız biz. Bak, masum kişilere temizliğin Allah'ın şahitliğine yani temizliğini Allah'ın şahitliğiyle bildiğimiz. Şimdi bunu bak aklen temellendiremiyor abi. Nasıl sen temellendirmesi gerek? Şimdi burada konu ne? Allah dedi ki şu 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 11 kişi başkası değil bunlar masumdur. Bunu bize nasıl sen temellendirmesi lazım? Yani şu 11 kişi masumdur. İsimleri de şudur. Yani mesela işte atıyorum Cafer-i Sadık'ın şu oğlu değil bu oğludur. Muhammed Bakır'ın şu oğlu değil bu oğludur. Ya bunu mesela şimdi anladınız mı? Bu problem şu ciyada. Bu çok ciddi bir problem yani. Zaten tarihteki fırkalaşmaların da büyük bir kısmı o. Mesela atıyorum İsmailiye 7. imamdan sonra diyor ki 7. imam Mehdi Muntazır oldu. İşte o ölüyor. Sonra başkası diyor ki hayır şu oğlundan şu oğlu masummuş. O değilmiş. Ölen oğlu değilmiş buymuş. Tam başka bir fırka oldu. Ya bu masumlar arasında, bak, masumlar arasında Şia da ihtilaf halinde. Ve akli gerekçelendirme, yani bir masumun olması gerekiyor ki biz işte kafamız karışmasın, doğrusunu yapalım falan. Tamam da Şia arasında bir sürü fırka var. Ya masum olduğunu iddia ediyorsun, Şia arasında fırkalar var.
Mesela 7. ile 8. imam arasındaki ihtilaf neden giderilemiyor işte, mesela daha fazla problem var. Yani kimisi diyor ki 7 tane masum imam var. Kimisi diyor ki 12 tane var. Neden burada bir oğulda çatallanma var? Birisi diyor ki bu oğlu masumdur. Bir diğeri diyor ki bu oğlu masumdur. Allah hangisine şehadet etti? Bu ikisinin de ismini vermedi Allah Teala işte ayette. Benim söylemek istediğim o. Kur'an'da biz bununla ilgili bir şey göremiyoruz ki. Sen diyorsun ki 9. imam masumdur. Yani Peygamber Aleyhisselam gibi masumdur yani teşride. Ona kıyas edilerek ispat edilen birisinden bahsediyorsun. İsmini bile insanların çok ciddi bir kısmı bilmiyor. Kur'an'da geçmiyor adı. Ve bu adam masumdur diyorsun. Şu değil. Bunu nasıl bileceğiz biz? Allah bize zulmetmiş olur. Eğer bizi bununla mükellef kılarsa. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'i nasıl vasfediyor? Bu kitap kimilerinin imanını arttırır, kimilerinin küfrünü arttırır. Yani Kur'an'ı eline alarak, Kur'an'ı okuyarak, Kur'an'dan işlem yaparak, Kur'an'dan mesela devlet yönetmeye kalkarak, şeriat devletinde çünkü bir ne Abi vardır? şöyle Kur'an. şimdi Şia, yani bu mesela bir delil mi? Siz diyor Kur'an'da işte kiminin inkarını arttırır, kiminin imanını arttırır Kur'an diyor. O zaman Kur'an illaki masumla okunmak zorundadır. Yani gelen delil bu. Tamam, şimdi masumun gelmesi bizim hata etmemizi engelleyen bir şey mi? Ya ben dedim ki Sünni olarak bu Kur'an'ı okursun, yanlış anlarsın veya bilerek yanlış anlarsın, cehenneme gidersin. Bu mümkündür. Şimdi bunu benim aleyhime delil kılabilmen için demen lazım ki masum geldiğinde yanlış anlayamazsın. Masum geldiğinde yanlış anlayamıyorsan, videonun girişinde Şia'dan dedik şu adamlar Şii değil işte kötüler falan. E bunlar masuma rağmen, bak aynı metin masum, masumu da kabul ediyor. Yanlış anladığını söylüyorsun, bunlar bizi temsil etmiyor diyorsun. Yani hatta diyorsun ki işte biz taklit mercilerimizin söylemediği şeyleri yapan Şiiler bizi bağlamaz. E tamam bak masum var senin inancında. Sende de yanlış anlıyor insanlar. Demek ki buradaki insanın Kur'an'ı yanlış anlayabilmesi bir masumu gerekli kılmıyor. Gerekli kılsaydı sende hata görmememiz gerekirdi. Ya bunlar çok 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 zayıf deliller. Ya bu arkadaşın özelinde değil zayıf deliller. Bence Şia'nın delilleri genel olarak zayıf zaten. Ya çok hatabi deliller yani. Vardır anayasa bir icracı olacak. Ama o icracı yanlış kişi olursa o Kur'an'la onun küfrü de artar. Toplumu da çok yanlış yönetebilir ki tarihte bunun çok fazla örneğini gördük. Oldu da zaten, bu gerçekleşti. Yani peygamberimizin hemen vefatından sonra eğer ki bunları savunuyor olsaydık şunu diyebilirdiniz. Belki de öyle olmaz. Belki de Kur'an yeterli olur. Bakacağız göreceğiz diyebilirdiniz de tarih bunu aslında delil olarak yeter. Peygamberimizden sonra anayasa, Kur'an olan yönetimlere bakın. İçerisinde çok fazla yanlışlıklar var. Peygamberimizden daha... Ya yanlışlık olmayan bir yer yok. Mesela tamam şöyle diyelim. Masumu inanan beldeye bakan İran'ın yanlışlığı yok mu mesela? Var. E tamam yani bu bir delil midir? Bu katmanları hep hatabi tutmakta böyle bir problem var. Yani burada akli bir mevzu mu konuşuyoruz? Nasi bir konu mu konuşuyoruz? Hatabi bir konu mu konuşuyoruz? Eğer aklen bir temellendirme ise bu, demen lazım ki İran hiçbir zaman hata etmiyor. Ettiğini biliyoruz yani Suriye'de gördük. Şimdi işin siyasi bir zeminde konuşulmasın yani hiçbir delil anlamı yok. İnsan varsa hata vardır çünkü insan masum değildir. Bak masum olsa dahi masumun hitap ettiği insan, Peygamber Aleyhisselam'dan şey yapalım, örnek verelim. Yani çünkü bu delil o kadar geçersizdir yani. Şimdi masum var, Peygamber Aleyhisselam. Masumun hitap ettiği insanlar kim? Sahabiler. Sahabiler masum mudur? Değildir. Hata edebilirler mi? Ederler. Masum var diyorsun sen. Yani bu hatalardan kaynaklı diyorsun ki masum olmalı işte bu yüzden. Tamam masum varsa aynen buradaki masumun hatadan engellemediği gibi buradaki masum da hatadan engelleyemez ki İran'da hata var. Sen de bu hatalardan bir kısmından bahsettin. Demek ki bu bir gerekçelendirme değil. Yani zaten Şia'nın bu İslam tarihi üzerinden kendini gerekçelendirme çabası aklen hiçbir yere oturmaz. Yani eğer bir masumun varlığı hatadan alıkoyacak olsaydı sahabeyi koyardı. Sahabe hata etti. Bunu herkes kabul ediyor. Sünniler de kabul ediyor. Yani sahabe hatadan günahtan arınmış değildi. Öyle olsa peygamber olurlardı. Ama diyorsan ki sahabe hata etti. O zaman başka bir masum gereklidir. E buradaki sahabenin hatasını engellemesi lazım zaten buradaki masumun. Ya bu aklen çok çok zayıf. Var. Ehl-i Beyt Mektebi'nin temel düşüncesi budur. Şimdi bize peygamberimizden sonra da kitabı ve hikmeti öğretecek ve de bizi temizleyecek, bizi tezkiye edecek kişilerin olması gerekiyor ve bunların Allah tarafından seçilmesi gerekiyor. Altay abi videoda Ehl-i Beyt imamlarının temizliklerine, masum, yani biz onları masum olarak görüyoruz ya, Ehl-i Beyt ekolünün onları masum görmesine de karşı çıkıyor ve de bunların aynı işte peygamber gibi masum olduğu düşünüyor vesaire, ama bununla alakalı bir delil göremiyoruz diyor. Bununla alakalı farklı farklı deliller getirilebilir ama Kur'an'ın bir tane Şimdi delilinden bahsediyor. aklen konuyu temellendirmeye çalıştım. Benim kanaatim yani daha fazla itiraz da sunulabilir. Şöyle oturup bir metin yazsam şu an mesela sabah 5.30 falan, 5.30-6 civarı uyandım. Namazdan sonra dedim şey yapayım bari çekeyim, gündüz çocuklar olur falan, fırsat bulamam diye. Yani oturup bir metin yazsak çok daha net bir şekilde de tenkit edebiliriz. Yani bundan daha fazla akli muarız da sunulur yani onu söyleyeyim. Yani bunun çünkü aklen temellendirecek hiçbir şey yok. En azından aklen temellendirdiği kısım burası. Şimdi naklen temellendirmeye çalışacak. Yani bize ispatlamaya çalıştığı şey ne? Bu dinde Muhammed Aleyhisselam'dan başka masumlar vardır. Bu masumlar da şu 11 kişidir. Ya bu ikincisi unuttur biraz pas geçiliyor gibi. Çünkü ben bunu daha önce söylemediğim tenkit değil bu. Dinde masumlar vardır.
Bu masumlar da şunlardır diye bir liste var elimizde. Sayalım isimlerini. Yani normal bir insan kaç kişinin adını duyduğunu taşıyalım. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık, Musa Kazım, Ali Rıza, Muhammed Taki, Ali Naki, Hasan Askeri ve Mehdi Muntazır. Bu 12 kişinin masumiyetini kabul etmeniz gerekiyor dinen. Ki ben usulü kafiyi kaldırdım, videoda da söyledim. Dedim ki usulü kafinin içerisinde Peygamber Aleyhisselam'a nispet edilenle diğer masumlara, yani şu ismini saydığım kişilere nispet edilen arasında dağlar kadar fark var. Yani siz dinin çoğunu bu isimlerden almanız gerekiyor. Kafiye göre. Yani kafiye açtığınızda en azından diyeyim. Şimdi kafiyi usuliler ve ahbariler farklı skalada değerlendiriyor kendi aralarında. Şey yapmayayım hani genelim ama metni açtığınızda göreceğiniz şeyin çoğu şudur ki Muhammed Aleyhisselam orada masumlardan bir masum. Yani sadece şerh pozisyonunda değiller. Bayağı hadis gibi şeyleri var. Bu masumlarda ve bu masumların ismini bile bilmiyoruz biz. Yani normal bir Müslüman, bak Kur'an okuduğunu düşün. Bir adam dinle mükellef olacak. Kur'an okusa dinle mükellef olur mu? Ya bugün Almanya'daki bir adam Kur'an okuyor. Dinle mükellef olur mu? Olur. Olmaz mı yani dinle mükellef? Olur artık daha. Düşün ki 5 kere Kur'an okudu. 5 kere Kur'an okusa bu insanların masum olduğunu anlamaz. 100 kere Kur'an okusun bu insanların tek tek bu şu adam masumdur. Onun kardeşi masum değildi. O masum. Şimdi bunu 100 kere Kur'an okusa bir insan anlamaz. Ve bunun dini temeli kılan diyorsunuz. Bu bir delillendirme ister değil mi? Şimdi bir masum vardır. Bir de masumlar şunlardır. Bu ikisinin temellendirmesini Nas'tan yapabiliyor muyuz? Diye kendisi de zaten videoda bundan bahsediyor. Tahtir ayetine deliller getiriyorlar ama oradaki Ehl-i Beyt'ten maksat nedir diyor. Tahtir ayetinde Ashab suresi 33. ayet Allah-u Teala buyuruyor. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek ister. Ve şu kadarını... Şimdi tahtir ayeti dediği ayet hangi ayet? Şu ayettir. Bakın şimdi. Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Ey peygamberin hanımları, kadınları. Bak ayet böyle başlıyor. Yani sen ne bir... Ey peygamberin kadınları, hanımları. Değil mi? Şimdi neyden bahsediyor? Ondan sonra onları takvaya davet ediyor. Günahtan sakınmak istemesinden bahsediyor. Güzel sözle konuşun diyor. Sonra ne diyor ayet-i celle? وَقَرْنَ ف۪ي بُيُّتُكُنَّ Evlerinizde oturun diyor peygamberin hanımlarına. Yani gerçekten bu ayetin Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali ve buradan devam eden bir şekilde Ehl-i Beyt olarak anlattığını söylüyorlar Şia. Ve bunun Peygamber Aleyhisselam hanımları için geçerli olmadığını, ayet yani bu ayet bir delilse öncelikle Peygamber Aleyhisselam'ın hanımlarına delildir. Bak, وَقَرْنَ ف۪ي بُيُّتُكُنَّ Ayeti başı zaten dişil geliyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselam hanımlarına hitap ediyor. Yani şurada Peygamber Aleyhisselam hanımlarına hitap etti. Nasihatte bulundu. Sonra dedi ki onlara evlerinizde oturun dişil bu. Yani formu dişil şey. Cahiliye teberrücü gibi teberrüc etmeyin. Yani yine kadınların giyimiyle alakalı bir şey. Çok süslenip püslenmeyin şey yapmayın. Yani nasıl diyeyim alımlı çalımlı hareketler yapmayın yani. Ondan sonra bak. Ve tamamen şey devam ediyor hala. Dişil devam ediyor. Ayetin formu dişil devam ediyor sürekli. Ve sonra buradan itibaren diyor ki şey burası peygamber hanımlarına hitap etmiyor. Ehl-i Beyt'e hitap ediyor. Hastasından Hazreti Hüseyin. Ne? İnnemâ yuridullâhu liyuzhibe ankumur ritse. Allah sizden pisliği gidermek istiyor. Yani anlattığı şeyine bir sürü vaaz ve nasihatte bulundu onlara. Sonra diyor ki Allah sizden pisliği gidermek istiyor. Kim? Ehl-i Beyt. Kimdir buradaki Ehl-i Beyt? Yani şu ayeti okuyan birisi Ehl-i Beyt olarak kimi anlar Allah aşkına? Ve şurayı esas kullanıyorlar. Şimdi bu Ehl-i Beyt tabiri geçti. Ve yutahhirakum tathira. Ve sizi bir temizlikle temizlemek istiyor. Buradaki tathiri de masumiyete götürüyorlar. Diyorlar ki buradaki Ehl-i Beyt Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'dir. Buradaki tathir de temizlemekle masumluktur. Ya bu delil olur mu Allah aşkına? Ya bir akide. Ben diyorum işte mesela ya subuten delaleti olacak, kati olacak ya şeyle. Ya subuten kati, hem subuten kati delil olacak nas'tan getireceğin şey çünkü akidenin esasını ispatlıyorsun. Hem de delaleti kati olacak. Ya şu ayetin delaleti. Ben desem ki bu Hazreti Ayşe'nin masumiyetini ifade ediyor ve işte Hazreti Ali haksızdır desem bu ayetten Şia'nın getirdiğinden daha güçlü bir delil getirmiş olurum. Böyle bir şey demiyorum da bu ayetin buna delaleti Şia'nın koyduğu delaleti daha yüksek. Çünkü ayet-i celle Nisa'nın Nebi diye başlıyor. Evlerinizde oturun diye devam ediyor. Cahiliye teberrücü gibi süslenip çıkmayın dışarı diyor. Ondan sonra devamında diyor ki sizden temiz pisliği gidermek istiyor. Ya şimdi bu nasıl olacak? Ve sizin evlerinizde uyutuyor. Bak bunun hepsi dişil formu ha. Hepsi dişil. Bu yutikun ne? Dişil. Yani ya Arapçada kelimeler şey olur. Eril formu yani eril formu farklıdır, dişil formu farklıdır. Cinsiyet olarak nereye hitap ettiğini ayetini anlayabiliyorsun. Dişilere hitap ediyor. Hazreti Ali'ye hitap etmiyor bu ayet.
Bu ayet Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e hitap etmiyor. Hepsi dişil. Ayet başından sonuna kadar dişil formda yazılmış. Gelmiş yani. Ve zaten başında yani sen ennebiyi diye başlıyor. Tamam, biz buradan bir Ehl-i Beyt ve onun masumiyeti iddia edecek olsak Hazreti Ayşe'yi iddia etmemiz Şia'nın iddiasından çok daha güçlü olurdu. O da zayıf olurdu. Kati bir delil olmaz çünkü delaleti. Yani mesela şu tathirin masumluğa işaret etmesi bir zandan ibarettir. Hatta bir vehimden ibarettir yani. Niye bir insanın temizlenmesi illa onun peygamber olmasını gerektirir? Anladınız mı? Şimdi veya masum tamamen günahsız olmasını gerektirir bir insan temizlenmesi. Yani kati delil nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben diyeceğim ki mesela siz kati delilin nasıl bir şey olduğunu anlayın. Ben bundan desem ki Hazreti Ayşe masumdur desem bu kati delil ifade etmez. Dersin ki temizlenme bunu zarureten gerektirmez. Yani şeyde okuma pratiğinde zarureten gerektirmez. Ayrıca Ehl-i Beyt'in içerisine Hazreti Ayşe'den başka insanlar da dahil olabilir falan dersin, gene kati olmaz. Ama Şia'nın getirdiğine haydi haydi kati olmaz. Yani onların getirdiğinin doğru mana olma ihtimali bana kalırsa şu ayette %1 ise Hazreti Ayşe'ninkini işte delil getirir %20 olur. %25 olur yani. O kadar fark var arada. Şu ayetten nasıl çıkar bu? Gerçi de hiç bu tatil ayeti olmasına bile gerek yok. Tatil ayetinde Ehl-i Beyt'in tertemiz kılındığından bahsedilmesine, böyle bir delil gelmesine gerek yok. Bir de aslında yapılan şey ne biliyor musunuz abi? Ehl-i Beyt ıstılahlaşmış bir tabir. Daha sonra ıstılahlaşmış. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'e ıstılahlaşmış. Ayet-i Celle'de Ehl-i Beyt lafzı geçiyor. Fakat Ehl-i Beyt de bildiğin evin ehli kastediyor. Çünkü evinizde okunan Kur'an'ı hatırlayın diyor. Peygamber Efendimiz hanımlarına nasihat ettikten sonra. Sen kavramın ıstılah şeklini alıyorsun. Şimdi bu hatabi bir şeydir gene, delildir. O ıslah çünkü insanlar Ehl-i Beyt deyince bugünkü ıslah akıllarına geliyor. Ayetteki Ehl-i Beyt, yani Şia bunu bu arkadaş yapmıyor. Daha başkaları da yapıyor yani. Ondan sonra onu alıyor pat buraya taşıyor. Bunu kastetmiyor ayet. Burada bir delil yok yani buna. Bu bir kavram taşıması yani. Kendisi pis olan insanları temizleyebilir mi? Sadece bu bile, bu mantıki değerlendirme bile benim için yeterli. Sizi kendisi pis olan insanları temizleyebilir. Bir de insanları temizlemesi, yani burada insanları temizlemekle ilgili hiçbir şey yok bu ayette. Allah sizi temizlemek istiyor diyor. Hatta kendisi bir şeyin temizlenecek olması pis, yani onda pislik olabileceğine delildir. Tertemiz olanı nasıl temizleyeceksin? Yani bu burada onun başka insanların temizlemesiyle alakalı bir delalet yok. Olsaydı dahi kendisi pis olan başka insanları temizleyebilir. Bu mümkündür. Zaten bak söylediğinde bile tabir, bu bir teşbihtir zaten. Teşbih de hatabi bir delildir. Teşbih yani bir benzetme. Evet, kendisi pis olan başka insanlar temizleyebilir. Yani adam bütün gövdesi pistir, elleri temizdir, bir çocuğu temizleyebilir. Ben çalışmıyorum dediğim gibi. Ben burada sadece Ehl-i Beyt ekolünün düşüncesini anlatıyorum. Burada Altay abi şöyle bir itirazda bulunabilir. Videoda direkt açarak göstereyim ona. Yani biz ne bilelim mesela ona değil de buna olduğunu. Yani çünkü sonuçta Ehl-i Beyt'ten sadece 11 kişi yaşamadı. Ehl-i Beyt'ten şu şahsa değil de bu şahsa böyle bir masumiyet atfedildiğini biz nasıl bilelim? Şimdi bu tatil ayetinde bahsedilen Ehl-i Beyt'ten maksat kimdir? Bu Ehl-i Beyt'te mesela peygamberimizin hanımları da sorduğum soru ne? Sorduğum soru atıyorum. Neden Musa Kazım da işte ya yani hep hangilerinin tam kardeşi, o dallı okalı çok oldu ağaçları hani. Ya bu bir soy bağı, babadan bir soy bağı. Yani iki çocuğu varsa bir masum imam denilen kişinin, onun ikisine de dair de kollar var. Tarih şeyde, mezhepler tarih kitaplarında var. İsmailiye bu şekilde ayrılmış bir kol Şia içerisinden. İsnaşeriye Şiası bugün İran'daki Şia'nın bir biçimi diyelim. Çünkü İran'daki biraz daha farklı değerlendirilmeye müsait bence. Neyse. Benim sorduğum soru şu. Bak şimdi bu sorunun cevabı var mı burada? Sorduğum soru şu. Neden Musa Kazım da kardeşi değil? Neden Ali Rıza da kardeşi değil? Neden Muhammed Taki de kardeşi değil? Şimdi biz Muhammed Taki masum. Peygamber Aleyhisselam gibi. Dinin kaynağı. Benim Muhammed Taki'yi masum olduğunu anlayacağım delili vermesini istiyorum videoda. Ya şu an şu söylenen delil buna delil mi? Siz düşünün yani. Çünkü niye o dilde kardeşi değil derken bunu soruyorum. Olabilir mi? Yoksa bu direkt özel bir gruba isnat edilir. Bunu daha önce de anlattığım için yani muhtemelen o bu konuyla ilgili videolarımı izlemiştir diye düşünüyorum. Bu söylediğim ilk defa söylediğim bir şey değil. Neden Muhammed Taki de başkası değil? Sordum soru bu. Muhammed Taki'nin masumiyetini. Bilen bir mesele mi? Veya Ehl-i Beyt imamları içerisinde diyelim ki İmam Hüseyin'in 2-3 tane çocuğu var. Ali Ekber, Ali Asker var. Mesela İmam Zeynel Abidin var. Bundan hangisinin temiz olduğunu nereden bileceğiz? Mesela Ehl-i Beyt'ten maksadın kim olduğuyla alakalı bir delilimiz var mı? Buna da bakalım hemen be. Hamse-i Âli Âbâ veya kısa hadis olarak da Âli Âbâ veya kısa hadis olarak geçiyor. Bu şekilde bulabilirsiniz. Bu Tirmizi de tefsir babında 4. hadis olarak bakabilirsiniz buna. Menakıb ve Müsned'de de geçiyor aynı zamanda. Direkt hadise geçeyim şimdi. Hazreti Peygamber Ümmü Seleme'nin evinde iken, ey Ehl-i Beyt, Allah kusurlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak ister.
Nisa'dakiler. Ahzab 33. Ayeti. Bu mealdeki ayet nazil olmuş. Bunun üzerine Peygamberimiz Hazreti Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan'ı ve Hüseyin'i abasının yani örtüsünün hırkasının altına alarak Allah'ım benim ehlibeytim işte bunlardır. Bunların kusurlarını gider kendilerini tertemiz yap diye dua etmiştir. Buna göre Ümmü Seleme ya Resulullah ben de onlarla beraber miyim diye sormuş. Resulullah sen yerinde dur sen hayırla birliktesin cevabını vermiştir. Bak şimdi, bu rivayetlerin hepsinin farklı formları var. Önce bundan bahsedelim. Yani bu çok uzun böyle konuşmak istemiyorum. Çünkü eğer bir şeyle akide... Yani ben genel prensibim bir hadis inkarcısıyla oturduğumda hadis tartışmam. Çünkü saçmadır. Usulünü tartışman lazım. Bir şeyle oturduğumda da rivayet kritize etmek mantıklı gelmiyor. Çünkü bu rivayetlerin hepsinin farklı formları var. İleride Kur'an'ı ve Ehl-i Beyt'i bırakıyorum rivayetinde. Çok farklı formları var. Bizim kaynaklarımız içerisinde teşeyyü etmiş denir. Bu konularda mütesahil davranmış. İşte ya biz bu rivayeti alalım dursun. Zayıf olduğunu zaten senedini koyduğumuzda insanlar anlar. Çünkü senet koymak dipnot atmaktır. Zayıf olduğunu insanlar anlar diye alınmış metinler var. Bu çok uzun bir tahlil gerektirir ki şeyle böyle bir pozisyonda değiliz. Ben şu an kelam tartışmasına, bir kelam tartışmasına yani bir Şii'yle bir kelam cedeli yaptığımı varsayıyorum ki arkadaşı kastetmiyorum burada. Yani Şia'nın genel delilleri zaten bunlar yani çok sık kullandıkları deliller. Söyleyeceğim şey şudur, bu ahad bir rivayettir. Senin akide esasını temellendirecek subuti, katiliye sahip değil. Yani kullandığın rivayet, subuten zan içerir, Peygamber Aleyhisselam'a nispeti zannidir ve bu akidenin esasına temel olmaz. Bu delil hiçbir anlam ifade etmez bir kelam tartışmasında. Devam edelim. Bak bir anlam ifade etseydi dahi. Yani subuten, ben dedim ya subuten ve delaleten kat'i bir delille ispatlaması gerekir. Subuten zaten değil. Peki delaleten doğru mu? Şimdi bu ayetin kapsamını daralttık mı? Ehl-i Beyt'ten maksadın kim olduğunu? O Hamse-i Ala Aba yani peygamberin... Mesela bize soruyorsan, yorum metodu olarak soruyorsan, ben bana kalırsa ayetin bağlamı, yani o ayetin apaçık bağlamı, peygamber hanımları diye başlayan bağlamı, subuten... Bu rivayetten çok daha güçlüdür. Delaleti de bu rivayetten daha açıktır. O yüzden biz burada mesela ayetin zahirini terk etmeyiz. Ya ben terk etmem en azından ayetin zahirini. Ya ayetin zahiri çok daha açık ve subuten de kat'i. O ayeti buraya sevk etmek, onu tahsis etmektir. Hanefi şeyiyle söyleyeyim, ekolüyle söyleyelim. Yani ayette Ehl-i Beyt diyor. Hatta tahsis bile değil, tebdil bu yani. Ne anlatacağım şimdi kavram olarak? Yani şimdi mesela o ayeti celleden Ehl-i Beyt pasajını gördünüz. Dışarı çıkma, evinizde oturun, evinizde okunan Kur'an'ı hatırlayın, süslenip püslenmeyin falan filan. Hepsi peygamberin hanımlarına hitap ettiği çok açık zaten girişte öyle. Şimdi sen bu ayeti okudun. Tahsis nedir? Zihninde canlanan şablonda kimler var? Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları var. Değil mi? Bu ayet şöyle bir lafızla gelseydi. Hem peygamberin hanımlarını hem Hazreti Hasan Hüseyin'i anlayacağın bir lafızla gelseydi. Hanefi usulünden konuşuyoruz. Yani umum bir lafızla gelseydi. Daha umum bir lafızla. Bu da umum bir lafızla. Daha umum bir lafızla gelseydi. Sen buradan kastedilen şey Hazreti Ayşe değil. Onları kastetmiyor aslında. Nasıl zahirinden öyle anlaşılıyor ama onlar değildir. Hazreti Ali'dir demen için bu ahad rivayet yeterli olmazdı. Çünkü burada belli bir kısım kişiyi dışarı almak Hanefilerde tahsistir. Tahsis nesih demektir. Hanefiler nezdinde işte nesedildi yani demektir. Ve tahsis nesih olduğu için ahad rivayet bu ayetin umum lafzını tahsis etmeye gücü yetmez subutuna. Hanefiler bundan dolayı ahad rivayetli ayetlerin umum lafızlarını tahsis etmezler daha önce tahsis görmedilerse veya başka bir şey olmadıysa. Yani kat'i delil olarak görürler umum rivayeti, umum ayeti ve tahsisi kabul etmezler. Bak bu Hanefi usulünde eğer söylenen gibi bir şey olsaydı yani ayetin lafzı hem Hazreti Ayşe'yi hem Hazreti Ali'yi kastediyor gibi görünseydi dahi olmazdı. Burada lafı sadece Hazreti Ayşe'yi kastediyor gibi görünüyor. Hazreti Ayşe ve yani Peygamber Aleyhisselam hanımlarını sen diyorsun ki hayır bunlar değildir, bambaşka birileridir. Ayetinde. Bu tebdildir yani artık tahsis bile değil. Bu rivayet buna asla gücü yetmez bu rivayetin. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin olduğuna dair bir delil oldu mu? Ehl-i Sünnet hadis kaynağı. Hayır olmadı. Yani şimdi ben beklediğim şey şu tamam. Sen Ehl-i Sünnet kaynakla bak bu inanılmaz bir geçiş değil mi? Ayet nasıl bu manaya geldi? Geldi bir de buradan şahıslarda tek bir ahad rivayetle denildi ki bak buna hepsi masumdur işte bu delaletle. Yani o ayet altına işte benim Ehl-i Beyt'im aba altındaki hadisi getirdin. Dedin ki bak işte bunlar masumdur. Ya masumiyet böyle ispatlanır mı Allah aşkına? Biz herhangi bir furu fıkıh meselesini bak herhangi bir furu fıkıh meselesini bundan çok daha güçlü delillerle ispatlıyoruz. Hatta bu delillerle mesela bir şey haram denmez. Bu güçteki delillerle. Bırak dinin temeline esat, yani Muhammed Aleyhisselam gibi dinin kaynağını ispat etmeyi. Yani diyorsun ki sen Muhammed Aleyhisselam gibi bir şahıs var dinde,
Onun delili de benim şu ayetten çıkardığım bu Hazreti Ali'yi kastediyorum manasıdır ki ayetin bununla hiç alakası yok. Ve ahad bir rivayet. Bunlar benim ehli beytimdir dedi. Yani orada da masumluk kastediliyor ki kastedilmiyor. Ayette budur. Ya böyle bir din inşa edilir mi Allah aşkına ya? Ki sorduğumuz soru da şu: Muhammed Taki'ninkini nasıl bildik biz? Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin hakkında bir rivayet aldım. Bu buna asla delil olmaz. Ama velev olsaydı, bak devam ediyoruz hala. Yapı, çünkü çok çürük Şia'nın yapısı. Gerçekten çok çürük. Velev olsaydı bu Muhammed Taki'ninkini nasıl ispatlayacak? Benim sorduğum soru Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'den sonraki kuşaklar için ispat ettiğin geri kalan imamların şeyinde. Yani sen diyorsun ki bu burada böyle çatallanıyor, bu şu değil. Değil mi? Ben niye bu? Bunu göstermen lazım. Kaynaklarından devam edelim. Ali Abayi, Ali Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin olduğuna dair bir delil oldu mu Ehl-i Sünnet hadis kaynaklarından? Devam edelim. Ali Olmadı. Yani olmadı. Ne subuten oldu, ne delaleten oldu, ne aklen oldu, ne lugavi olarak oldu. Hiçbir şekilde olmadı yani. Abayi Ali İmran 61. ayette de görüyoruz bu arada. Direkt ayet yani, hadis de değil bu. Estağfirullah. Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkarsa de ki: gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadın... Şimdi nisa'ene ve nisa'ekum, kadınlarımızı ve kadınlarınızı. Buradan nasıl Peygamber Aleyhisselam karımlarını Ehli Beyt'in dışına çıkardın mesela? Yani Hazreti Ayşe'yi aldın, Hazreti Ali'yi almadın. Şimdi burada Ebna'ne zaten çoğul da geliyor ifade. Onu da söyleyeyim yani. Direkt Peygamber Aleyhisselam bağlamında da değil. Tabi bununla ilgili ahad rivayetlerle bu ayetin tefsir edildiği var ama akide tartışması az önce konuştuğumuz yine yere dönecek. Yani bu tefsirlerde işte Hazreti Ali aldı gitti filan, o rivayetlerden çektim buraya. Fakat biz ayetin yine nasına gidiyoruz. Madem kelam tartışıyoruz, yani şu an bir akide esası tartışıyoruz. Birincisi bu çoğul zaten. Ebna ena ebna. Bunu şunu diyemez miydi yani? Ki bunu söylemesi gerekirdi zaten. Yani masum ispat ediyor. Niye Hazreti Ali'nin ismini vermekten bu kadar şey yapıyor? Bu çoğul. Peygamber Aleyhisselam oğlu da değil Hazreti Ali. Değil mi? Yani Peygamber Aleyhisselam oğlu mu Hazreti Ali? Değil. Hazreti Hasan oğlu mu? Değil. Hüseyin oğlu mu? Değil. Nisa ene Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in karısı mı? Değil. Hazreti Ayşe karısı mı? Evet. Yine Hazreti Ayşe'nin üzerine gitsen buradan daha kolay ispatlarsın. Ayetin lafzı direkt seni destekler. Yani buradan nasıl şimdi işte açık ayet bu. Ayette tam da ayet bunu söylemiyor ki. Çok sık yapılıyor yani. Ayetten delil getiriyorum. Tam da ayetin senin söylediğin hiçbir alakası yok abi yani. Tam ayetin subutu kati, delaleti şu ayetin bu söylenen şeye delil olma ihtimali %1 bile değil bence. Ya bu şey de değil. Ben mesela şu an yoruyor işte tefsir kaidesi yapıyor falan değilim. Baya böyle normal bir insan baksa ne alakası var der yani. Öbür ayet de öyle. Tatir ayeti yani. Yani sen Nebi diye başlıyor ayet. Diyorsun ki bu Hazreti Ali'yi kastediyor. Hazreti Ayşe ve Peygamber hanımlarını kastetmiyor. Hazreti Ali'nin masum olduğunu gösteriyor. Ya bu normal sağduyulu bir insan okusun. Hiç ilimlerle alakası olmasa zaten anlar bunun böyle olduğunu. Ya da Allah bize haşa şey yapıyor. Akıl oyunları oynuyor yani anlayamayacağımız şekilde. Bir şahıslar var masum. Ve onlara ittiba etmek zorundayız dini devam ettirebilmemiz için. Peygamberin getirdiği yetmedi. Devam etmek zorundayız. Ama o şahısların ismini bize vermiyor. Biz bayağı işte bakıyoruz. Ya bu oğlu mu acaba, şu oğlu mu falan. Tamam da yani niye ismini vermiyor Allah Teala? Bizim şey aklımızda oyun mu oynuyor? Bu ayetlere mi bıraktı bu delili? Bu kadar zanni. Ya hatta zanni bile değil. Yanlış yani. Bu yanlış delillere mi bıraktı? Nefsimizi ve nefsinizi çağıralım. Sonra Allah'ın lanetini yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. Bu olay nifrinleşme hadisesi. Necranlı Hristiyanlar geliyorlar. Peygamberimizi reddetmeleri üzerine bu ayet nazil oluyor. Ve Peygamberimiz Necranlı Hristiyan büyüklerini, rahiplerini vesaire bir arazide nifrinleşmeye davet ediyor. Ve o nifrinleşmede gelin çocuklarınızı ve çocuklarımızı. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin var. Kadınlarınızı ve kadınlarımızı. Hazreti Fatıma var mesela. Yani Peygamberimizin eşleri yok. Nisa'ena niye Hazreti Fatıma olsun da olmasın? Ya bu ayetten bir delalet değil abi. Sen şu an bir rivayet kullanıyorsun kendini. Ya bu ayetin lafzı buna delil olmaz. Hiçbir şekilde delil olmaz. Nisa'ena kadınlarımız dediğinde kastedilen şey kızlarımız değildir. Çünkü kızın farklı bir tabiri var Arapçada. Onu kullanır kızını kastediyorsa. Niye kadını kastetsin? Yani bu, gerçekten şu dinin esası kılınan mesele, en başta konuştuğumuz meseledeki delillere bir bakar mısın Allah aşkına? İnanıyorlar. Biz de buna doğal olarak diyoruz ki yani Kur'an'da böyle bir şey yok. Biz Kur'an'da böyle bir şey göremiyoruz. Ehl-i Beyt imamları peygamberimiz gibi midir? Masum mudur? Onların sözleri de aynı peygamberimizin sözleri gibi bizim için bir hüccet midir? Bununla alakalı Kur'an'dan bakalım, bize bir delil var mı yok mu? Ulul Emri Minkum ayetine bakalım. Nisa suresi 59. ayet. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Hayır. Estağfirullah. Ey iman edenler, Allah'a, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine, ulul emre itaat ediniz. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu... Ulul Emir ayeti de budur abi. Ya eyyühellezine amenu etullaha ve etiyur rasul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve ulul emri minkum. Ve sizden olan emir sahiplerine, iş sahiplerine, işi bu elinde tutan kişilere itaat edin. Bununla Ehl-i Beyt'i kastediyormuş.
Çünkü Razi demiş ki işte burada işte masum olması lazım bunların. Bu da icmaya işaret eder. Bunu söyleyen alimler var. Yani bu ulul emrin en maksat yöneticiler değildir. Alimlerdir. Alimlerin icmadır. Çünkü gerekir falan diyor. Yani onlara itaat edin şeyi söylenildiği için. Tamam da ayetin devamı bu mevzuyu açıklıyor zaten. Fe in tenazetum fi şeyin, eğer bir şeyde ihtilaf ederseniz ferudduhu ilallahi ve rasul. Onu Allah'a ve Resul'e döndürün. Gerçekten tam tabir bu. Fe in tenazetum fi şeyin, bu tam sünniliği ispatlayacağın ayet. Ferudduhu ilallahi ve rasul. Allah'a ve Resul'e döndürün. Niye masum imam değil? Allah'a ve Resul'e döndürün bir şeyde. Nasıl bir tartışmaya düşerseniz. Anlaşmazsanız yani. Tamam, demek ki burada ulul emr ile ilgili, bak ulul emre döndürün demiyor mesela. Ulul emre eğer İmam Razi'nin verdiği mana, ki tefsirde kontrol etmedim bunu, verdiyse böyle bir mana. Yani burada ulul emre itaati kastediyor, bu masumiyeti gerektirir diyorsa, ana babaya itaatinde ana babanın masum olmasını gerektirir. Ana babaya itaatle ilgili bir sürü şey var mı? Var. Bu böyle bir akli geçişi yok zaten, batıl bu. Yani delil olarak güçlü bir delil değil bu. Neden o da bu değil? Yani neden ana babaya itaat onun masumiyetini gerektirmiyor da ulul emre itaat ulul emrin masum olmasını gerektiriyor? Bu birinci soru. İkinci soru. Eğer başka masum olsa niye burada Allah'a ve Resul'e döndürün diyor da, buradaki ulul emir şeyse, masum imamlarsa, niye onun istisna ediyor? Bak çok bariz bir şekilde şey yapıyor. Ulul emre aslında yaşanacak ihtilafları nereye döndürmen gerektiğini söylüyor. Ferudduhu ilallahi ve Resul. Bu sünnilik ispatlıyor bu ayet. Tamam. Yani şimdi bakalım bu ayet nasıl Şia'nın şeyini ispatlıyor. Hem de netice bakımından daha güzeldir. Şimdi öncelikle benzer başka bir ayeti ele alalım. Yani itaat konusunda Allah anne babaya da itaat etmeye emrediyor aynı Kur'an'da. Ama orada bir şerh düşüyor. Diyor ki sizi Allah'ın dinine karşı gelmeye emretmeleri müstesna. Neden böyle bir şerh düşüyor Allah-u Teala? Çünkü Şimdi bir anne ve dakika abi, babamız bak, masum bir değil. Anne ve saniye, ben babamız... şunu anlayamıyorum. Burada ulul emr ayetinde bunun Ehli Beyt olduğunu, Hazreti Ali olduğunu ve Muhammed Taki olduğunu ispatladın mı? Yani bu ispatlanmış bir şey mi şu an? Sanki bu müsellem de aradaki farkı gösteriyormuş. Bu müsellem değil zaten. Yani oradaki kayıt düştü. Burada kayıt düştü. Burada kayıt düşmüş oluyor zaten şu ayetin devamında. Şurada iki fırk, üç grup sayıyor. Bunlara itaat edin diye sonra diyor ki, ama diyor tartışırsanız şu ikisine döndürün. Tamam, zaten aynı şeyi söylemiş oluyor. Ana babaya itaatle ilgili kısım gibi. Üç grup sayıyor. Bunlara itaat edin diye tartışırsanız ikisine döndürün diyor. Kafir de olabilir. Anne babamız fasık da olabilir. Anne babamız bizi Allah'tan ve dininden uzaklaştırmaya Ulul-emir çalışan de böyle kimseler de olabilir olabilir. işte. Allah-u Teala diyor ki anne babanıza... Ki zaten ulul-emir kahırla alakalı bir şey. Yani eline gücü almakla alakalı bir şey. Senin başına geçip yönetici olduysa adam, anladın mı? Hayrına itaat edersin, şerrini reddedersin. Bu yani genel ehl-i sünneti prensibiyle tamamen uyumlu. İtaat edin ama size Allah'a karşı gelmeye emretmeleri hali müstesna. Neden? Çünkü böyle bir ihtimal var değil mi anne babada? Ulul emre ayetine baktığınızda böyle bir şerh göremiyoruz. Yani ulul emre de itaat edin ancak size Allah'tan mesela uzaklaştırması halleri müstesna. Size batıl bir emir vermeleri hali müstesna gibisinden bir şey gelmiyor. Ve bunu ben Bu var söylemeyeyim. zaten Direkt ben ayetin Fahrettin Razi... lafzının devamında var. Bir de şu abi, bak bu mevzuyu oturtmak çok önemli bence. Bak bu sübutan kati bir delil. Delaleti kati mi? Değil. Yani şu an ben bir yorum yapıyorum. Ki bence benim yorumum daha iyi şeye göre. Yani 3 gruba itaat edin deyip sonra problem olduğunda ikisine döndürün diyorsan bir grubu istisna etmiş oluyorsun. Onun bizatihi masum olmadığını lafızdan ilk anlaşılan şey o bence. Velev ki bu doğru veya o doğru. Ya bunların ikisi de zanni zaten. Bununla akidenin esasını Muhammed Taki'nin masum birisi olması gerektiğini ispatlamış olmazsın abi. Sorduğum soru, en başta sorduğum soru da oydu zaten. Hasan Askeri'nin masum birisi olduğunu, hatadan korunmuş ve dinin kaynağı olduğunu ispatlayamazsın bunlarla. Peygamberimiz vefat ettikten sonra da nübüvvet bitiyor, artık vahiy ilişkisi kesiliyor ama Allah'ın yeryüzünde elçisinin bulunması zaruriyeti devam ediyor. Bu yüzden bu iş imamlar üzerinden de rütbe edilecek, imamlar üzerinden yürüyecek ve bu imamların da kim olduğu Allah tarafından seçilmesi lazım ve bu imamların da aynı peygamber gibi masum olması lazım. Bu mesele zaten Ulul Emri Minkum ayetiyle de paralellik gösteriyor. Biz burada bir tevil yapmadık ama burada yapılan Tevil tevil... yaptın abi. Bu tevil senin yaptın ve bence zorlama bir tevil. Yani Ulul Emr ayeti masumu ifade eder. Bu masum da işte 12 imamdır. Bu 12 imamdan da Hasan Askeri'dir. Muhammed Taki'dir. Bu tevil değilse bu nedir Allah aşkına? Bu neredeyse mümkün olmayan bir tevil. Çok daha güçlü zanla biz de tevil yaptık şu an. Tevil yorum demek zaten. Yani ayet şöyle bir şey yok. Şöyle bir formu yok abi. Ayet kafadan içeri giriyor ve sen Kur'an'ı konuşmaya başlıyorsun. Böyle bir dünya yok abi. Ayet o kafadan içeri girdiği anda senin yaptığın her şey tevil. Tevil üzerinden, Fahrettin Razi'nin yaptığı tevil üzerinden şöyle bir soru sormak istiyorum size. Eğer ki buradaki bahsedilen şey bir şahsa yönelik bir masumiyet atfetmiyor da icmai ümmete masumluk atfediyorsa, yani ümmetin ortak bir konuda Ha, bana kalırsa hiçbir masumiyet atfetmiyor. Yani ayetin zahirinden anlaşılan o.
karar vermesine, bu verilen kararın masum olduğunu beyan eden bir hadise ise Kerbela olayını mesela bir mevzu bahis edelim burada. Atama yolunda başa geçen bir halife var. Yani Muaviye meşru bir halife. Ben masumluğunu şey yapmadım. Şimdi şu an bunu şeyle tartışsın. Kerbela olayını. Araması daha mantıklı geliyor bana. Bununla bir alakası yok ya. Ben Kerbela yani masumiyet atfetmediğini söylediğim için. Bir de şöyle zaten burada Kerbela'nın icmaen yapılmış bir şey olduğunu iddia ediyor. Bu çok 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 korkunç bir hata. Şöyle diyor ki Hüseyin'in dindeki konumu nedir? O alimlerde diyorlar ki ittifaken diyorlar. Hüseyin'in dindeki konumu sana biat etmediği için, fitne çağırdığı için fitneci konumundadır. Şimdi bu da bak şimdi videonun girişinde şöyle bir şey oldu. Ya biz Şia'yla işte problemli konulara kaşıyarak işte ümmetin vahdedine zarar vermeyelim. Peki. Ya burada Kerbela olayı anlatılıyor. İttifaken alimler dediler ki Has Hüseyin'in öldürülmesi lazım. Bu yalan bir iddiadır. Bu doğru değil yani. Metinler elimizde, sünni kaynaklar elimizde yani. Has Hüseyin'i gitmekten engellemeye çalışıyorlar, çok üzülüyorlar onun için falan. Bir diğer mevzu şu, buradaki ittifaken dedi. Yani bu sözü aldı, ben mesela bir Şii'yim. Bu sözü aldım. Has Hüseyin'le ilgili de böyle duygusal şeyim hepimizin var. Yoğun, daha da yoğun yani bizimkinden. Çünkü sürekli diri tutuluyor işte. Bu söylem üzerinden burada kalmış bir şey var, tarihi perspektif var. Peki ittifaken diye aktarıldı bu ve bir şey duydu bunu, ulan ne şerefsiz adamlarmış be, Hazreti Hüseyin'in öldürülmesine fetva vermişler, kim bu şerefsizler abi ya, değil mi? İşte Hazreti Hüseyin gibi birisini, Peygamber Aleyhisselam'ın ne bileyim çiçeğinin öldürülmesine ittifaken fetva veren birileri var, kim bunlar abi ya, hangi dönemde yaşıyor Hazreti Hüseyin? Sahabi döneminde yaşıyor. Yani ittifaken fetva verenler sahabi. İşte nasıl sahabiye sövmeden şey olabilirsin? Ben zaten bunu söylemeye çalışıyorum. Ya bir insan bu formasyonu aldığında zaten sahabiye sövmek zorunda. Ya da şey yapacak yani. Ha işte tamam yani içimizde saklayalım olacak. Ya bu sözün doğal gittiği yer burası zaten. Sen diyorsun ki Hazreti Hüseyin'in öldürülmesi, işte matem tutuyorsun sürekli. Onunla ilgili bir duygu pompalaması yapıyorsun kitlenin üzerine. Sonra diyorsun ki ittifaken dediler ki Hazreti Hüseyin'in öldürülmesi şeydir. Ya bu adam ne düşünür Hazreti Hüseyin şey hakkında, sahabe hakkında? Söver sahabeye. Ya bu zaten doğal çıkışı bu. Bizim Şia ile aramızdaki problem de bu. Ya bir ben mesela Şia'nın kabullerinin sahabeyi severek mümkün olabileceğine kani değil. Burada problem de yine bir diğer problem. Şu masum gerekli çünkü masum olmazsa din şöyle olur vesaire. Masum var Peygamber Efendimiz, sahabeye diyorsun ki bozulmuşlar şöyleler böyleler. Demek ki masum bu işi kotarmıyor. Demek ki masumla ilgili akli zaruret de hiçbir şekilde geçerli değil. Akli delillerin hiçbirisi geçerli değil. Fitnecilerin dindeki hükmü de onların öldürülmesidir diyor. Alimlerin ittifakı yetmezmiş gibi bir de ümmet de ittifak ediyor. Yani sadece... Yani herkes ittifak etmiş, bütün ümmet ittifak etmiş sahabe döneminde Hazreti Hüseyin'in öldürülmesi konusunda. Kim üzüldü bunu o zaman? Neden Yezid'in ismi kötü kaldı? Yani herkes Yezid'in Hazreti Hüseyin'i öldürerek güzel bir iş yaptığını düşünüyordu da neden Yezid'in ismi kötü kaldı? Yani Sünniler arasında Yezid'in ismi iyi değil. Metinler ortada. Hatta avam arasında da şeyi belli. Sadece Şam'da bile değil, Kufe'de 30 bin tane insan Ömer Sa'd'ın ordusunda bir araya geliyor ve neticede kimleri öldürüyor? 72 tane insanı öldürüyor. 72 tane insan icma-i ümmet tarafından orada katlediliyor. Burada bir sıkıntı... Hazreti Hüseyin'in öldürülmesinde icma-i ümmet mi var abi? Sıkıntı olmaması lazım o zaman. Eğer ki icma-i ümmet masumsa buradaki kararın yanlış olmaması gerekiyor. Ki benzer ifadeler... Ha, Ehl-i Sünnet şunu da söyleyeyim. İcma-i ümmetin masum olduğunu söyler Ehl-i Sünnet. Yani bütün ümmet bir mevzuda icma ettiyse bununla ilgili çok 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 uzun tartışmalar ve bir literatür var. Buralara girmek istemiyorum ama genel kabulden bahsedeyim. Evet, icma yapılması gereken kat'i bir delili ifade eder. Burada bir icma yok ki. Ehl-i Sünnet burada icma eder, iddia eder mi Allah aşkına? Kitaplar dolu yani. Geçen Taftazan'dan naklettim işte. Tartışılan şey Yezid'e lanet edilsin mi edilmesin mi? Yezid'e lanet edilmesin diyenler de diyorlar ki ya bir Müslüman lanet edici değildir. Yani ağzını alıştırmasın. Bu yani Yezid'in Hazreti Hüseyin'i öldürmesinin doğru olduğunda icma vardır. Ya böyle bir şey buhtandır, iftiradır yani. Ki böyle bir iftirayı dinleyen birisi mesela, normal ben bir şey düşünüyorum şu an kafamda, tahayyül ediyorum, tasavvur ediyorum. Sahabeye karşı kim ve nefretle dolar zaten öyle. Değerli olmasa da mahiyet bakımından aynı şeyi işaret eden Kadir Musluoğlu'nda benzer bir konuşmasını görmüştüm daha önceden. Bu arada bununla beraber şunu da ifade etmek gerekir ki bu videoda konu olarak almayacağım. Çünkü dediğim gibi ben burada Ehl-i Beyt Mektebi'ni anlatıyorum bu videoda ama belki yeri geldiğinde başka zaman bunu daha detaylı bir şekilde inceleriz. Bununla alakalı bir video çekeriz talep gelirse. Ehl-i Sünnet inancında da halifelere, emir sahiplerine yani yönetimde olan insanlara itaat konusunda, bunun gerekliliği konusunda çok fazla beyan var zaten. Yani bunu delillendirecek önemli alimlerden açıklamalar veya bazı buna delil olarak gösterilen hadisler vesaire de var. Yani Altay abi buna Kur'an'dan delil bulamıyoruz diyor ya, bence Yezide veya Zalim Haccaca, bu arada Haccac Yusuf'u kendisi de Zalim Haccac olarak bir tane videoda ele aldığı için o şekilde söylüyorum. Zalim Haccac
veya Yezid gibilere itaati meşru bilen Kur'an'da böyle bir ayet var mı? Böyle bir hüküm çıkarılıyor mu? Bence bunun üzerinde delil araması daha mantıklı. Biz geliyor. Burada bir akidevi esası inşa etmiyoruz ki. Yani buna bak de ki ben katılmıyorum abi. Mesela ehl-i sünnet şey içinde de tartışılır yani bizim ekoller içerisinde. İşte fasıkın arkasında namaz kılınır mı mesela? Yani fasık dediğin şeye. Mesela taftazan diyor açıkça. Bunu ben akide esas kılmıyorum ki. Ya bu bizim için furuatı, furuat bir mesele. Yani dinin temeli olmayan, zanni delille bina edilebilen bir mesele. Senin bu meseleyi inşa etmenle, ya benim bir atıyorum halifeye, sen halifeyi beğenmedin. Yezid iyi bir örnek değil yani burada şey. Nasıl diyeyim? Yine hata bir örnek. Herhangi bir halife günahları var, sevapları var, bilmem neyi var. Yani sünni bakıştan söylüyorum. Buna itaat etmem gerekir mi? Evet, marufta itaat etmem gerekir buna. Münkerde zaten kimseye itaat etmiyorum. Bak, ehl-i sünnette bu var. Hazreti Ömer'e dahi ne yapıyorlar? Uyarıyorlar. Bak biz Hazreti Ömer'e ne kadar şey yapıyoruz? Bizim için canımızdır, ciğerimizdir. Hazreti Ömer'in dahi hatasına itaat etmek şey değildir. Ha, bunu nasıl ispat edersin? O da ayrı bir problem de. Olsaydı, yani bilseydik biz velev ki Hazreti Ömer'in önerdiği şey hatalıdır. Bunu bilseydik bizim Hazreti Ömer'e sünni ekol içerisinde itaat etmemiz gerekmezdi. Yani kimseye biz münkerinde itaat etmiyoruz zaten. Mantıken. Ha bunu tartışsan, ya desen ki sen bu adamın marufuna da itaat etmemelisin. Onu başından atmalısın, onunla savaşmalısın falan. Bu tartışılan bir mesele, zanni bir konu. Zanni dinin esas değil. Sen abi burada dine kaynak koyuyorsun. Bak dine bir şey ekliyorsun demiyorum. Dine kaynak ilave ediyorsun. Yani Muhammed Aleyhisselam plus masum 1, masum 2, masum 3 yapıyorsun. Bununla bu aynı şey mi Allah aşkına? Altay abi şöyle bu meseleyle alakalı yine videonun içerisinde bir şey söylüyor. Bu dinin öyle kenar meselelerinden birisi değil. Bu şahsın isminin nerede yaşadığını vesaire. Allah Teala'nın bize Kur'an'la ve benzeriyle belirtmesi gerekirdi. Şimdi öncelikle gerçekten hürmetsizlik olmasın. Altay abinin Kur'an bilgisi benden çok daha fazladır. Benden çok daha bilgilidir Kur'an üzerinde. Hatta belki uzmanlığı da vardır yani. Direkt resmi olarak bir üniversitede falan bir uzmanlık olmasa da bence okuyup araştırmaları neticesinde belli bir uzmanlığa sahip olduğunu düşünüyorum gerçekten. Özellikle Rum suresinin mucizesi videosunda hepinize tavsiye ederim gerçekten. Çok faydalandığım güzel bir videoydu benim açımdan. Hatta buna karşı gelen reddiye verdiği cevap da yine iyice ezici bir şeydi. Ama burada söylediği şey gerçekten biraz şey. Yani dedim ki hürmetsiz bir ifade kullanmak istemiyorum ama mantıklı gelmedi diyeyim bana. Çünkü Kur'an'da önemli emirlerin bile teferruatı yoktur. Yani örneğin namazı düşünelim. Namaz az önce Altay abi diyor yani kenar bir mesele. Ya şu önemli emirlerin teferruatı abi yani problem şu. Amele dair hiçbir mesele dine bir tane daha şahıs kaynak ilave etmekten daha önemli değildir. Yani mesela namazın farziyeti bir masumun, bak namazın varlığı yani. Namazın varlığı Kur'an'da var mı? Var. Namazın farz olduğunu biz biliyor muyuz? Biliyoruz. Biçimleriyle ilgili, daha detay konularla ilgili zanni delillere itibar ediyoruz. Çünkü Kur'an almıyor. Bu meselelerle bir Muhammed Aleyhisselam gibi bir kaynağın ispat edilmesi aynı zeminde ele alınabilir mi Allah aşkına? Ya birisi farz, amele dair bir farz. Diğeri akidenin esası. Biz mesela bana sorsan, dinin temeli nedir diye sorsan, Allah'ın varlığına birliğine sıfatlarına ve peygambere iman etmektir. Ahiret peygambere imanla beraber ispat edilen bir şeydir. Yani aklen ispat edilen bir şey değildir. Haberen ispat edilen bir şeydir. Bak ahiretin varlığı kadar önemli bir mevzuya, bence ahiretin varlığından daha önemli bir mevzuyu ispat etmeye çalışıyorsun. Ahiretin varlığı ile ilgili mesela rivayetleri düşün, bir insan Kur'an okusa lan acaba ahiret var mı yok mu diye düşünür mü? Düşünmez. Yani bu katiyette bir delil. Bir insan Kur'an okusa Muhammed Aleyhisselam peygamber mi değil mi acaba filan diye düşünür mü? Düşünmez. Yani bunu okusun, Norveç'te de bir adam Kur'an'ı bir kere okusa bunu anlar. Sen Muhammed Aleyhisselam'ın ispatlandığı gibi bir şey ispatlamaya çalışıyorsun. Diyorsun ki namazın furuatı da yok Kur'an'da. E tamam da abi ya sen masum ispat etme iddiasındasın şu an. Muhammed Taki ya da Hasan Askeri gibi bir şahsın benim ona ittiba etmem gerektiğini bana şu an ispat etmeye çalışıyorsun. Bu namazın furuatıyla aynı şey mi? Değil bu mesele böyle açık açık ifade edilmesi gerekiyordu diyor ya. Namazdan daha önemli bir mesele var mı Müslümanın hayatında? Namaz da bir kenar mesele değil. Ama namazın nasıl kılınacağına dair Kur'an'da hiçbir şey yok. Namazın hangi vakitte kaç rekat kılınacağına dair bir şey yok. Zaten abi o zaman şöyle bak şimdi. Bu mevzu şey bir mevzu mesele. Nasıl söyleyeyim? Biraz yerleşmesi gereken bir konu bence. Şimdi dinde önemli mesele. Bir şeye önemsiz diyemiyorsun zaten. Yani her şey önemli diyorsun. Fakat biçimle ilgili, namazın biçimiyle ilgili senin ihtilafların mesela seni kafir ediyor mu? Yok. Herhangi bir masuma uymamak normal nedir? Sen diyorsun ki Allah işaret etti, emretti. Bu adam masumdur, buna uyun dedi. Buna uymamakla bir içtihadi bir konuda diyeyim yani. Feri meselelerle dair. Bu bir değil yani. Bunu oturtmak lazım. Kur'an eğer bu kadar temel meselelerde, yani düşün ki zanni gelmiş, haberi ahatla gelmiş bir mesele. Benim işte ne diyelim, bir örnek olsun. İşte altın takmayla ilgili şey düşün. Fıkhi tartışmaları düşün. Altın takı takmakla ilgili, erkeğin takması gibi. Şimdi bunu dinin temeli gibi Allah Teala addetse,
ve ahirette beni buna göre yargılasın. Ya bana zulmetmiş olur. Yani mesela mütevatir yine dozunda gidelim. Namazın biçimi. Namazın biçimini mütevatiren biliyoruz biz. Kur'an'da geçen ne? Bir biçime yönlendiriyor zaten beni. Zaruri bir bilgiye yönlendiriyor. Biçimiyle de ilgili. Ha biçimiyle ilgili tartışmada Allah bana inşallah azap etmez diyor muyuzsun? Ama burada adaletsizlik de ortaya çıkıyor. Onu da söylemeye çalışıyorum. Yani Allah benim Muhammed Taki'nin masumiyetini Peygamber İslam gibi kabul etmekle mükellef kılacak. Ancak bunu ben anlayamayacağım Kur'an'a bakınca. Kur'an'a bakınca anlayamayacağım. Hadislere bakınca anlayamayacağım. Yani Şia'nın kaynaklarına dair hiçbir şey okumadan bu ayetlere hiçbir kimse bu gözle bakmaz. Ve senin bunu anlama imkanın yok. Yani yıllarca ilim tahsil etmiş ol. Allah'ın en temel emirlerinden bir emir olan, akidenin esası kıldığınız imamet meselesindeki kanaatinizi bir insanın anlaması mümkün değil. Bu Allah'ın zulmetmesi olur insanlara. Eğer siz haklı olsanız Allah insanlara zulmetmiş olur. Yani Norveç'te Kur'an okuyan bir Hristiyan'ı atıyorum, Kur'an okuyup Müslüman olan ve bir Hristiyan'ı cehennem atsa zulmetmiş olur. Eğer bu meseleden dolayı. Çünkü bu takati yetmez ona. Bu, demek bu kadar esas bir mesele değil. Bu söylemek istediğim şey bu. Ahiretin varlığı nasıl Kur'an'da defalarca geçiyorsa, peygamberin varlığı nasıl Kur'an'da defalarca geçiyorsa, Allah'ın varlığı birliği nasıl geçiyorsa defalarca, peygambere itaat etmemiz gerekliliği nasıl bir vurguyla geçiyorsa aynısını bekleriz. Bu ayet yani çürük delillerden çıkan şeyde biz bunu buna göre yargılaması olsa bunu zulüm addederiz yani. Şimdi az önce bir ayetten bahsettim. Atiullah ve atiur resule ve ullemri minkum diye bir ayet geliyor bize. Allah'a, peygambere ve emir sahiplerine itaat edin. Şimdi biz bir ayrılığa düştük abi. Buradaki emir sahiplerinden maksat ne? Biz bunu nereye götürmemiz gerekiyor? Peygamberimize götürmemiz gerekiyor. Buradaki emir sahiplerinden maksat nedir Allah'ın Resulü? Yani Fahrettin Razi'nin yaptığı gibi bunu icmanın delili saymak, bu kendince oraya bir tevil yapmaktır. Ancak ayrılığa düştüğümüz yerlerde Müslümana düşen şey ne? Olması gereken şey ne? Bunu peygambere başvurarak halletme yoluna gitmek. Şimdi peygamberimize bunu bak, peygambere başvurmayın demiyorsun zaten. Ya bak bu delillerin tasdiflerini. Ya ben bu kardeşi de hani böyle biraz da şey oldum şu an yani keşke bir direkt Şii metin alıp da tenkit etseydim diye de yani bilgilerin tasnifini yapmak lazım abi. Yani bilgilerin değerlerini subut ve delalet açısından tasnif etmek lazım. Tamam sen bir ayeti bir hadise götürdüğünde onu peygambere götürmüş olmuyorsun. Peygambere ait olduğu zannedilen subutu zanni olan bir rivayete götürmüş oluyorsun. Ayetle hadis arasındaki ilişki senin ayet alıp peygambere götürmen gibi bir ilişki değil. Senin ayeti peygamber aleyhisselama ait olduğu zannedilen bir rivayete götürmen. Ve buradan yine zanni delaletle bir şey çıkar. Bu akidenin esasına şey olmaz. Yani çoğu zaman olmaz diyelim en azından. Çok çok sarih olur da işte ayetin manası zaten çok açık olur. Yani ayeti okuyan zaten onu anlar. Ondan sonra hadisin manası işte veya şey daha güçlü olur, meşhur olur mesela, mütevatir olur. Delaleti de çok açık olur. O zaman daha farklı anlamlar ifade edebilir ama senin şu getirdiğin anlamıyla bu bilgi tasnifini yaptığımızda bunlar akide tartışmalarında gerçekten çok az şey ifade ederler yani. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela yine furu fıkıhtan örnek verelim. Yani sen namazı mesela örnek verdin. Namazın ayet-i celle ne yapıyor? Açık bir şekilde bize namaz diye bir şey emrediyor. Namaz nedir? Yani ne bu namaz? Belli başlı özelliklerinden bahsediyor. Rükû diyor, secde diyor. Tam bunun anlamlarını lugatla çıkarmak çok zor. Ya mücmelen bir şey mi diyor bize? Namaz diye bir şey var kardeşim. Bunu yapacaksınız. Bunu anlıyorsun Kur'an'ı. Okuyan her adam anlar bunu. Bak yine Norveç'teki insana gidelim. Kur'an okusun anlar bunu. Namaz diye bir şey var. Ne lan bu namaz yani? Der. Buradan sonra gideceği yer neresi? Bunu Resul'e götürecek. Aynı senin söylediğin gibi. Resul'e götürdüğünde karşılaşacağı delil nasıl bir delil? Mütevatir bir delil. İnsanların namaz kıldığı videolar açacak. Mütevatir. Subutu nasıl? Kati. Mütevatir olduğu için. Delaleti nasıl? Yani bu konuya delil olma niteliği. Yani bu konuya gerçekten buna ait. Niteliği nasıl? Yine katiye yakın. Tamam bu adam bu şekilde namazını kılar. Tamam. Yani bu bile bak furu fıkıhtaki bir mesele bile senin şurada ispat etmeye çalışılan 100 bin kat bence daha şey. Net delillendirme. Ki sen bundan çok daha önemli bir meseleyi ispat etmeye çalışıyorsun şu an. Müracaat ettirelim bakalım. Kureyş'ten gelecek 12 emirle alakalı bir tane hadisi yine ekran görüntüsü olarak yaptım. Seste bir değişiklik olabilir kusura bakmayın. Hemen onu bir izleyelim. Hemen sizlere kütüb-i sitte hadis kitaplarında da geçen bir hadisten bahsetmek istiyorum. Buhari'nin Ahkam babında 51. hadis. Müslim'de ve Tirmizi'de de var. Hadis şu şekilde. Yani mesela şu rivayet mesela bak. Yine tasnif açısından bakalım. Bu rivayet subutan zannidir. Senin ispat etmeye çalıştığın şeyi ispatlayacak güçte değil. Bir. Ya bu rivayet deseydi ki bak şöyle bir rivayet açsaydın. Deseydi ki 12 tane imam vardır. 12 imamın isimleri de şu şu şudur. Muhammed Taki'dir. Hasan Asker'dir, işte Muhammed Bakır'dır, Cafer-i Sadık'tır. Bunlar masumdur, günahsızdır, hatasızdır. Ondan sonra bunlara itaat etmek zorundasınız. Deseydi bu rivayet. Bu delaleti olur.
delaleti kat'i olurdu. Şu an delaleti zanni zaten. Birazdan mesela nasıl zanni olduğunu gösterelim delaletin. Yine subuten senin ispatlamaya çalıştığın şeyi ispatlamazdı. Çünkü zannidir subut. Sen kat'i bir meseleyi ispat etmeye çalışıyorsun. Şu rivayeti hiç, bak metni tamamen kapat, yanına ahat yaz, ben zaten subuten derim ki bu meseleye delil olmaz. İki, delalet olarak da bu şey değil. O söylediğim biçimde değil. Delaleti de oldukça zanni. Mesela ben desem ki hepsi Kureyş'ten gelecek olan 12 halife. Buna 4 halife dahildir. Bunu çürüteceğin her metotta sen zanni bir delalet yorumu yapacaksın. Benim yaptığım yorum da zanni olacak. Senin yaptığın yorum da zanni olacak. Zanni subutu, delaleti zanni bir şeyle dinin temeli olan kat'i bir mevzuyu ispatlamaya çalışıyorsun. Bu olmaz işte. Yani bu bir delil değildir yani bu mevzularda. Hepsi Kureyş'ten gelecek 12 halifeye kadar aziz ve güçlü olacaktır. Resulullah Aleyhisselam'a sorular. Sonra ne olacak? Sonra hecir, fitne ve kargaşa gelecektir diye cevap verdi. Cabir bin Semir anlatıyor. Resulullah 12 emir... Mesela. Buradan o zaman şu söylenebilir. Bak bu mesela buradan delil çıkarmaya çalışıyorsun ya. Ya bu zanni deliller de zanni delaletlerle hiçbir adım atılamayacağını fark et. Mesela koyduğun rivayet 12 halifeye kadar aziz ve güçlü olacaktır. Sonra her fitne ve kargaşa gelecek. Bu rivayeti tamam kabul ettik diyelim. Bak, aldık kabul ettik. Subutan zanni bir delilimiz var. Şimdi delaletine bakıyoruz. Bu rivayetin ilk söylediği şey şu 12 halifeye kadar her fitne ve kargaşa yoktur. Hepsi Kureyş'ten gelecek olan 12 halifeye kadar aziz ve güçlü olacaktır. Yani hepsi Kureyş'ten gelen 12 halife gelmeden o azizlik gitmeyecek, güçlü olmaya devam edecek, her fitne kargaşa ortaya çıkmamış olacaktır. Tamam, yani sen burada mesela Yezid'in haklı olduğunu savunursun bu rivayeti bu şekilde yorumlasan. Zahiriyle gitsen yani. Ya bu şekilde delil olmayacağını göstermek için söylüyorum yani şu an. Bu halideki Ahkam Babı'nın 51. hadisi. Diğer bir rivayette 12 halife gelinceye kadar bu din aziz ve güçlü olmaya devam edecektir. Onların hepsi Kureyş'tendir Müslim'de. Şimdi bundan sonra bu hadisler anlatıldıktan sonra burada bir açıklama yapılıyor. Açıklama nedir? Diyor ki eğer ki buradan maksat Raşid halifeler ise... Yani şu rivayet nasıl Şia'nın 12 imamından delil oluyor ben onu anlamıyorum. 12 halife gelinceye kadar bu din aziz ve güçlü olmaya devam edecektir. Sonra olmayacaktır. Bu 12 halife gelinceye kadar eğer Şia... Ya bak bu çok inanılmaz bir yorumlama tarzı. Buradan 12 imamı çıkarıyorsan yani şu 12 halifeyle kastedilen 12 imamsa 12.'si şu an var mı? Yani şahıslar şunlar dini güçlü kılacaktır demiyor ki bir rivayet. 12 kişi gelinceye kadar din aziz ve güçlü olacaktır. Devam ettir 11.sine kadar din aziz ve güçlüydü. Her şey ortaya çıkmamıştı bu kullandığın rivayete göre. Bu rivayetin delaleten hiçbir anlamı yok. Yani Şiilerin problemi şu. Bu arkadaş özelinde söylemiyorum bunu. Diğerlerinde de öyle. Ya Ehl-i Sünnet kaynaklarından ispatladık. Ben diyorum ya Ehl-i Sünnet kaynaklarından hiç alakası olmayan delaletleri hiç alakası olmayan yerlere çekerek konuyu ispat ettiklerini düşünüyorlar. Ve genellikle bunların hepsi hatabi. Yani ortalama bir dinleyici, dini ilimlerle çok alakası olmayan birisinin yakalayamayacağı hatabi şeyler. Yani şu mesela nasıl 12 imama delil olacak? Din o zaman her şey ortaya çıkmadı. Yani Yezid haklıydı, kargaşa ortaya çıkmadı bu rivayete göre. Çünkü 12 imam, bak 12 halife gelinceye kadar aziz ve güçlü olacaktır. Bak okuduğun rivayetten bahsediyorum şu an. Arapça lafzına bakmadan söylüyorum. Bunu delil kılıyorsun çünkü kendine. Çıkmadı o zaman bu. Şimdi 124 bin tane peygamber nebi olduğunu söylüyor ve bunların içerisinde 313 tane resul var. Bu 313 tane resul içerisinden yani Allah'ın yetkilendirdiği emir sahibi olan resuller içerisinden kaç tanesi hükümet kurabilmiş, İslam üzerine, Allah'ın dini üzerine bir yönetim sürebilmiş? 313 tane resul anlıyoruz. Allah'ın yetkilendirdiği kişi eğer ki insanlar tarafından makbuliyeti olmamışsa ve o yönetimde söz sahibi olmamışsa, insanları İslam dini üzerine, Allah'ın dini üzerine yönetmemişse, burada o kişinin emirliği, hüccetliği, Allah tarafından seçilmişliği düşüyor mu? Biz o zaman 124 bin peygamberi boşuna konuşuyoruz. Az önceki bu tevilde mesela ne deniliyordu? Eğer ki Hazreti Hasan'ı da dahil edersek... Tamam da abi emirliği, hüccetliği o zaman hangi akli delille ispatlıyorsun? Ya bak bu çok garip. Yani masum imam gerekli. İnsanlar kabul etmedi. Neden gerekli? İnsanların hata etmemesi için. İnsanlar gene dinlemedi. O zaman ne gerek var aklen? Ya bu çok garip değil mi? Yani başlangıçta ne konuştuk biz burada? Dedik ki işte bak Kur'an var. Kur'an işte kötü uygulanınca sadece Kur'an olunca kötü uygulamalar oldu. Hemen gördük biz bunları 50 yıl sonra filan denildi. Ben dedim ki hatta masum bak demek ki bunu engellemiyorsa bu masumun varlığının akli gerekçelendirmesi olmaz. Şimdi dedin ki abi emir olsa masum bir imam olsa insanlar onu dinlemeyebilir. Tamam neden o zaman bir masum olsun? Şu an en başta ispatladığın şeyi aslında çürütüyorsun ki bütün üzerine konuşmayı bina ettiğin şey aklen masumun gerekli olmasıydı. Aklen gerekli olmadığını iddia ispatlamış oluyorsun. Çünkü masumu gerekçelendirirken insanların bozulmasından bahsediyorum. Tamam insanlar masumu da dinlemiyorlar zaten. 5 tane daha halifeden bahsediyoruz ancak 12'ye varamıyor veya işte halifeleri de katacaksak 12'yi geçiyor vesaire. Halifeleri de katıyorsak 12'yi de geçecek meselesi var ya mesela bununla alakalı biz Yezid'in hilafeti döneminde Sultan Yezid olduğu için emir sahibi olan Ulul Emr'in veya işte Kureyş'ten olan 12 tane emirle Yezid'i mi sayacağız halife olduğu için? Çok basit bir soru mesela. Hazreti Hüseyin'in zamanında Yezid'in... Zaten rivayet 12'ye kadar diyor. Yani sen daha uzun Yezid'i saymayan ve Yezid'den sonrasına devam eden bir seriyi dahil ediyorsan
Bu rivayetin lafzının içine Yezid girmiş oluyor. Zamanında aziz ve güçlü kılmış İslam ve her şey ortaya çıkmamış diyorsun döneminde. O rivayeti kullanmaya çalışıyor. Sanki delalete zaten bu absürt. Ne sahibi Allah tarafından seçilen kişi kimdir? Eğer ki hilafeti kutsayacaksak Yezid'i seçmemiz lazım. Yezid olması lazım. Eğer ki Allah'ın dinini, tatir ayetini veya işte Ali Ağba meselesini bunların hepsini düşündüğümüzde bizim İmam Hüseyin'i kutsuyor olmamız lazım. İmam bilmeye gerektirmiyor. Yani bu ikisinin arasında seçim yapmaktan bahsediyorum. Ancak bu ikisi... Yani sorduğum soru bu delillerden şu çıkıyor diyor işte Hazreti Hüseyin mi Hazreti işte Hazreti Hüseyin mi Yezid mi seçeceğin zaman Hazreti Hüseyin'in masumluğunu zaten ispatlamaz hiçbir şey de. Peki Muhammed Taki ile kardeşi arasında niye böyle bir tasnifte Muhammed Taki'yi seçelim soru en başta o zaten. Veya işte Musa Kazım'la kardeşi. Yani hangisi hangisinin kardeşi var onu şu an anımsamıyorum soyacım direkt. Yönetimi, İslam devletinin yönetimi, hilafet makamında oturan kişi, peygamberin koltuğunda oturan kişi Yezid. Burada bir çelişki yok mu yani? Peygamberimizin vefatından 48 yıl sonra bile burada bir çelişki yok mu? Tekrar söyle. Az önce bak dedin ki, peygamber makamında oturan Yezid. Burada bir çelişki yok mu? Bu ehli sünneti çürütür. Tamam dedin ki az önce, bir şeyin doğru, yani başına birisinin geçmesi, insanların kabul etmemesi masum imamlığını düşürmez. Tamam yani o makamda da doğru olmayan birisinin oturması yine ehli sünneti niye çürütsün? Yani bu ehli sünneti çürütüyorsa seninkini de çürütür. Söylüyorum. Eğer ki siyasal iktidara bir kutsallık atfedecekse siyasal iktidara bir meşru. Siyasal iktidara ehl-i sünnette en sevdiğim özelliği olur. Siyasal iktidara hiçbir kutsallık atfetmez. Bayılıyorum buna. Buysa ya bu ya bu gibi bir şeye sokamazsın. Çünkü zaten ikisinin de kutsal olmadığını söyleyeyim. Hürriyet vereceksek yani iktidar olarak başta olan insan aynı zamanda Allah tarafından da seçilendir. Ulul emir dedi buna itaat etmek gerekir gibi bir kutsal. Yok Allah tarafından seçilendir değil abi. Bak bununla hiç alakası yok. Ehl-i sünnet mevzuyu asla buraya koymuyor. Ulul emre itaat işin yürümesi içindir. Yani marufta ona itaat etmen gerekir. Kılıç çekip nasıl söyleyeyim? Her cümerç kargaşa çıkarmaman içindir. Yoksa bu ona bir kutsiyetlik atfedildiği söylediğinin dine uygun olduğu gibi bir bağlama ehl-i sünnette kimse almaz bunu bu şekilde. O yüzden münkerine itaat etmemen gerekir ki Hazreti Ömer'e de itiraz edildiği şeyler var. Hazreti Osman'a da itiraz edenler var sahabeler içerisinde. Ehl-i sünnet mevzu gayet makul dünyevi bir şey prensip olarak ele alır. Bir de şu var. Bizde mesela o da manipüle ediyor. Yani fasığın arkasında namaz kılınır mesela. Ehl-i sünnet kitaplarında geçer bu. Her fasığın arkasında namaz kılırız. Fasık imamın azledilmesi meselesine çoğu kişi şeye bakar, soğuk bakar. Çünkü bunun basit bir sebebi var. Fısk insanların birbirine söyleyebildiği bir şeydir. Yani mesela senin çok takva gördüğün bir insan da fıska nispet edilebilir siyaseten kolaylıkla. Siyaseten indirilmek için. Bu söylemin siyasilere söylendiğinde her zaman bir anlamı olmaz. Ve sen sürekli bir toplum içinde kargaşa ortaya çıkarıyorsun. Yani adamın herhangi ufak bir şeyine takılıp fasıktır bu, arkasına namaz kılmaz, hadi kılıç çekelim. Bu sürekli bir anarşi hali. Toplum içindeki harmoniyi bozan bir hal ortaya çıkarır diye. Ehl-i sünnet bu tabirin siyasiler anlamında kullanıldığında çok bir şey ifade etmeyeceği kanaatinde. Yani bana sorarsan bence de öyle. İşin aslı. Yani ben kendime bakıyorum mesela. Beni fıska nispet edenler benimle savaşıyor olsa herkes fıska nispet ediyor beni. Yani anladın mı? Ama söyledikleri şeylerin çoğu yanlış. Ne zaman bir tanesini göstersek çoğu iftira oluyor. Çünkü insanlar bunu yaparlar. Yani fasık kolay söylenen bir sıfattır. Fakat bununla her seferinde şey yapsam iç savaş çıkarsam bu problem olur. Yani Ehl-i Sünnet'in genel prensibi burada gayet makul, siyasi bir perspektif. Hiç kutsiyet atfetmiyor yani burada. Ulul emir tabirine. Kutsiyet verecekse bizim o zaman 124 bin tane peygamberin hepsini bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü hiçbir kendi dönemlerinde siyasal erk olmamışlar. Çok nadir birkaç tanesi. Kur'an'da kıssaları anlatılan peygamberlerin ulul emrin illa ki yönetici olması da gerekmez. Onu da söyleyeyim yani o şey. Peygamber varsa peygamber ulul emir olur yani. Hatta bu ayetten mesela Ehl-i Sünnet içerisinde şey çıkaranlar vardır. Ya bu şey değildir, yöneticiler değildir. Alimleri kastediyor burada. İcmayı kastediyor. İşte az önce Razi'nin söylediği gibi. Ulul emri ile icmayı kastediyor gibi. Çıkaranlar da var ama yani bu şey değil ki. Kasıt ulul emrin illaki yönetici olması gerektiğiydi. Zaten devamında ferudduhu illallahi ve rasulü. Allah'a ve rasule döndürün konuyu. Eğer şey olursa, çekişirseniz. Miydi? Yani Allah Firavun'a karşı bir savaş açacak, bunu Kur'an'da da şey yapacak, peygamberleri gönderecek bu zalim sultalar karşısında ve bunun neticesinde bize emrettiği şey ne? Gelin Müslümanlığı kabul eden, uzun yıllar savaştıktan sonra İslam'ı kabul eden, onun halkası içerisine girerek de kendisine böyle bir değer katmayı, bir hükümet kurmayı düşünen insanlar sırf Müslüman olduğun için yani ya o işi... Mesela şu an mesela bu, ya bu gerçekten Şia ile tartışmakta böyle bir problem var abi. Ne alakası var işin aslı? Çıktığımız nokta bir dinde fazladan masum olduğunu iddia ediyorsun diyorsun ki bu imamet meselesi dinin esasıdır, sünnilikle Şiiliği esas ayıran meseledir. Dinde masumlar var. Bu masumlar da şu 12 kişidir. Bunlara itaat etmeniz gerekir. Bunu temellendirmen lazım. Yezid ile ilgili söylediği şeylerin çok ciddi bir kısmı ne bileyim yani Sünnilerin de katılacağı şeyler, farklı perspektifler açacağı şeyler. Ya bunu konuşmanın mesela şu an retorik hata bir yönü hariç hiçbir anlamı yok bu tartışmanın. Hiçbir anlamı yok işin aslı. Yani ne olacak abi? Başına zalim geçiyor. Yani bu dünyanın hali bu. İran'daki adamların hepsi şu an şey mi?
Masumlar İran'da. İran'dakiler şey mi abi? Suriye'de gördük biz İran'dakilerin ne olduğunu. Yani Yezid'le ilgili söylediğimiz her şeyi 100 bin katıyla ben İran için söyleyebilirim. Bu retorik konuyu aklileştirmekten uzaklaşmak dışında hiçbir anlam ifade etmez. Masum var orada. Tamam. Yani. Ki onların ciddi bir kısmını da taklit merci falan kabul ediyorsunuz o devlete bağlı olan kişileri. O zaman taklit merci eğer masumla bir bağlantısı varsa bozuk bu. Çocuk bombalıyor. Yani. Anladın mı? Çocuk bombaladı. Biz bunu biliyoruz. Yani şimdi ben bunu Yezid'le ilgili olanın karşısına böyle bir spekülasyon koysam, bu spekülasyonların arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Bu konuyu aklileştirmekten uzaklaştırmaktır. Delil beklenen noktayı unutturmaktır. Delil beklenen nokta dinde masumlar vardır peygamber gibi. O masumlar da şu 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 12 kişidir. Onların şu oğulları şu oğulları değil. Bunu istiyoruz biz delil olarak. Mehmet'e devam etsin. Hatta kendi mahremi olan kişilerle halasıyla falan da zina yapsın. Bunların hiçbir önemi yok. Kendime işaret getiriyor mu? Siz onu emir olarak bilmelisiniz. Ben bunu sizin başınıza aziz kıldım. Ciddi bir kısmı Yezid'e söyleyenlerin ciddi bir kısmı uydurmadır. Onu da söyleyelim. Yani tam biz Yezid'e mesela ben geçen attım. Taftazani mesela şey yapıyor. Hazreti Hüseyin meselesinden dolayı lanet de eden var. Şey de var. Fasıktır diyen de var. Zalimdir diyen de var. Vesaire vesaire. Var ya. Taftazani falan çok açık yazıyor. Ama bu şu demek değil yani. Şia bu konuda ciddi bir şekilde uydurma yapıyor. Onu da şey yapalım yani. Siz buna itaat edeceksiniz. Allah'ın maksadı bu olabilir mi yani? Neyse konumuza devam edelim. Şimdi Kureyş'ten 12 tane emir var. Yani bu Ehl-i Sünnet hadis kaynaklarında da geçen bir tane hadis olarak karşınıza koydum bunu. Şimdi bu 12 tane emir var ama bunlar kim? Yani hala az önce Altay abinin sorduğu soruya geri dönüyoruz. Yani bak ben 12'yi istiyorum. Israrla mesela isim veriyorum o yüzden. Muhammed Taki'ninkini istiyorum ben. Çünkü onunla ilgili hiçbir rivayet bulamayacaksın bizde. Tamam mı? Yani o isme benim masum olarak itaat etmem gerektiğini düşünüyorum. Kur'an'da bir şey bulamıyorsun. Sünnette bir şey bulamıyorsun. Hazreti Ali'nin faziletiyle ilgili rivayetleri getirip buradan masumiyet ispatı. Yani ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mevzu da şey yani yine bağlamı da çok önemli değil de. Ya Hazreti Ali ile ilgili böyle bir suizan ortamı oluşunca böyle bir şey söyleyerek sahabeyi Hazreti Ali karşısında şey yapıyor. Zaten Sünniler bu şeyde okey. Mesele şu bak yine aynı noktaya dönelim. Biz şimdi din temellendiriyoruz ya bir masum şey yapıyoruz. Ben Hazreti Ali'yi sormadım. Muhammed Taki'yi sordum. İki, bu zannidir. Kati değildir. Subutu zannidir. Mütevatir değildir bu rivayet. Zanni ahad bir rivayettir. Ahad rivayetle akide bina edilmez. Akidenin esası bina edilmez. Yani furatı, akidenin furatına dair meselelerde konuşulur da bunlar bir insanı şey yapmaz yani. Mevzu ahad rivayet yine. Bir diğer mesele ben desem ki bak bu rivayete mukabil rivayet getiriyorum. Benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı bu Ömer olurdu. Şimdi bu rivayetin mi masumiyete delaleti daha yüksektir. Ben kimin mevlasıysam, dostuysam, arkadaşıysam, efendisiysem Ali de onun efendisidir. Biri bu. Diğeri de benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı Hazreti Ömer olurdu. Eğer biz Şia gibi bir mezhep kurmak isteseydik Hazreti Ömer'le ilgili daha fazla şey bulurduk. Bu faziletlerle ilgili rivayetler bunlar. Faziletle ilgili rivayetten masumiyet ispatlamaya çalışıyorsunuz. Problem burada. Biz Hazretlerin faziletini inkar ediyor değiliz ki. Bu Hazretlerin faziletidir diyoruz. Mukabili başka sahabelerin de faziletleri vardır diyoruz. Ama şu mesela rivayeti şey diyor işte bütün insanlar topladığı bir ortamda Hazreti Ali'ye bunu söyledi. Tamam. Bütün insanlar bunu yanlış mı anladılar? Yani burada anlattığı şey Resulullah'ın Hazreti Ali'nin masum olduğuydu. Ki bunu nedense bir türlü açık açık söylemiyor. Halife olması gerekliliğinden de bahsetmiyorsun. Masum olmasıdır diyorsun. Günahsız, hatasız, ona tabi olmamız, peygambere tabi olmamız gibi gerekli olan bir şahıstır. Bunu ispat etmeye çalışırken Mevla demezsin. Yani buradan Hazreti Ali halife olmalıyı iddia etsen başka bir perspektifte mevzuyu konuşacağız. O ayrı. Buradan bunu ispat edemezsin zaten. Bir diğer mesele şu. Bu kadar insan, bak bunun delaleti kat'i olsa, anladılar diyelim. Ya buradan masumiyet çıkardılar bir şekilde. Nasılsa Resulullah böyle bu lafızlarla bir insanın masum olduğunu ifade etmek istedi. İnsanlar da bunu anladılar. Ve dedin ki o zaman bu kadar sahabi vardı. Bunlar ne yaptılar o zaman? Hainlik ettiler. Ben diyorum ya Şia'nın doğal sonucu sahabeye taan etmektir. Yani bu Şia'da işte biz söylüyoruz ya da söylemiyoruz ya da kavga ediyoruz ya da etmiyoruz vahdettir vesairedir filan. Bu doğal bir sonuçtur abi. Sen bu insanlara ihanete yani Resulullah'a ihanet etmekle itham etmek zorundasın. Bu kadar insanın önünde Resulullah eğer hastalığının masumiyetini ifade ettiyse ki etmiyor. Etseydi bu insanlar yani siz öyle inanıyorsunuz. Yani bu insanlar öyle inanıyorlar. O zaman bunları ihanetle itham edip taan etmen gerekir. Yani bu bir de ahlakın gereğidir. Ya ben bilsem ki Resulullah'a inanıyorum. Peygamberdir. Allah'tan vahiy getiriyor. Bunu ispatladım. Biliyorum. Ve insanların bir kısmı ona ihanet etti. Benim bu insanlara taan etmem, taan ettiğimi açıkça söylemem benim ahlakımın gereğidir. Zaten bu gerekir yani. Dinen gereken bir şeydir. Zaten Şia da
O yüzden zaten sahabeye tane etmek sizin olmaz yani. Nasıl olacak? Olmaz yani. Bu şeyin akli lazımı bu. Diğeri, söylediğimiz gibi, eğer ben ispat etmeye çalışsaydım, benden sonra bir peygamber gelecekse, bu Ömer olurdu rivayeti, bundan daha güçlü delil olur. Veya sizden önceki şeylerde, ümmetlerde mülhem kişiler olurdu, ilhamlı kişiler olurdu. Hazreti Ömer'in, benim ümmetimde de varsa Hazreti Ömer'dir diyor mesela. Bu rivayetin yine ilham, başka bir bilgi kaynağına işaret etmesiyle bu rivayetten delaleti daha güçlüdür bu meseleye. Bir diğer mesele muvafakat-ı Ömer'in, o rivayetlerin delaleti bu rivayetten daha güçlüdür. Çünkü direkt ayete muvafık düşüyor. Masum olması gerekir diye ispat etmeye çalışsan, onun üzerinden farklı bir şia kursan, Ömer şiası kursan mesela, bunu ispat etmen bundan daha kolay olur. Ki bu Hazreti Ali ile Hazreti Ömer'i mukayese ettiğinde, Muhammed Taki ile ilgili hiçbir şey bulamayacaksın. Saydığın 12 isimle ilgili hiçbir şey bulamayacaksın. Burada şu da var mesela. Bu da benim açımdan çok büyük bir soru işareti. Yani Altay abi özelinde sizlere de sormuş olayım bunu. Yani hadisin beyanı çok açık. Hadiste size iki ara emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Onunla alakalı övgü dolu şeyler de var bazı hadis kitaplarında. Sonrasında ihtiyacımdan olan ehli beytimdir. Onlar konusunda size Allah'ı hatırlatırım. Yani Allah'tan korkun vesaire gibisinden. Ama önemli değil. Hadisin beyanı çok açık. Size iki ara emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de ihtiyacımdan olan ehli beytimdir. Bu hadisin beyanı bu kadar açıkken ve mütevatir seviyesinde olmasına rağmen bugün toplumda bir anket çalışması yapsak, sokağa çıksak ve desek ki bu rivayet bu lafızla mütevatir değil. Yani Kur'an ve sünnetimdir diyen pek çok rivayet var. Bu şey bir mevzu, söylediğim gibi. Lafz şeyiyle, bu biçimiyle değil yani. Farklı biçimleri var çünkü. Yani emanet lafzından da bunlar masumdur. Bak yine çıkmaz. Çıkmaz ki. Ben sana aileme emanet bırakıyorum desem ben ailem masumdur demiş olmam yani. Emanet kelimesinin manasında bu yok. Bu ne yapıyorsun? Zanni yoruma gidiyorsun. Tevil edeceksin ki düşük ihtimalle tevil edeceksin gene. Bu emanetten kastı onlara masum olmasıdır. Onlara itaat etmendir. Onların da içinde şu değil, bu masumdur. Yine bak Ehl-i Beyt'in içerisinde o oğlu değil bu oğludur da ispat etmez. Delil değildir bu konuda. Peygamberimizin iki emaneti neyiz? Bakın iddia ediyorum toplumdaki insanların %90'ından fazlası şunu söyleyecek. Kur'an ve sünnet diyecek. Oysa ki hadisin beyanı çok... Şu Kur'an ve sünnet şeklinde hadis var. Yani, bu, yani şey Ehl-i Beyt olan daha fazlası değil yani. Veda haccında falan da var. Kur'an ve sünneti. Bazı rivayette Kur'an ve Ehl-i Beyt'i. Farklı farklı yerlerde farklı farklı şeyler söylediği şeklinde tevil edilir bizim şeylerde. Çok açık. Kur'an ve Ehl-i Beyt'imdir. Burada Ehl-i Beyt ifadesini başka başka yerlere yorup işte Ehl-i Beyt demek zaten peygamberin sünnetine devam ettiricisidir. Ehl-i Beyt bu yüzden önemlidir. İşte o yüzden bunu sünnet olarak da yazabiliriz vesaire diyebilirsiniz de buna gerek yok. Çünkü beyan çok açık. Kur'an ve Ehl-i Beyt. Kur'an ve itret. Zaten burada biz Kur'an ve Ehl-i Beyt... Yani peygambere uyanlardır diye tevil eden yok zaten bu saman adam. Benim söylediğim çok daha basit. Ehl-i Beyt ifadesinden, Ehl-i Beyt emanettir ifadesinden onların masumluğu çıkarılmaz. Bir. İki. Çıkarılsa dahi şu Ehl-i Beyt değil bu Ehl-i Beyt masumdur şeklinde İsna-ı Şer'iye çıkmaz ondan. Çünkü ikisi de Ehl-i Beyt. Aynı rivayetin içerisinde. Neden şu değil bu diye soruyorum başından beri. Bu da çıkmaz. 2. 3. Bu zanni bir yorumdur. Yani bunları ispat ettiğini düşünsen bir şeyler söylesen dahi zanni bir delaleti vardır. 4. Bu rivayet zannidir. Bu meseleye delil olmaz. Çünkü ya mesela farklı rivayetler de kullanıyorum. Bunların çok ciddi bir kısmı şeydir. Fazilete dair rivayetlerdir. Yani hasreli ilmi şehri, ilmin kapısıdır. Okey. Hiçbir problem yok. Fazilete dair bir rivayettir bu. Mukabili rivayetleri Hazreti Bekir, Hazreti Ömer adında da, hakkında da bulursun. Veya işte şey, onu da çok sık kullanırlar. Burada da kısa geçmiş, açıklamadan geçmiş ama ben şey yapayım. İşte senin benim yanımdaki konumun Musa'nın yanında Harun'un konumu gibidir. Bu rivayetten Hasan'ın imam olması gerektiğini, işte yani imam olması gerektiğine dair delil kılıyorlar. Fakat hani buna masumluk paketi ve şey de paketi ekli. O itirazlar hep baki kalsın abi aklınızda. Yani oraya dair bir cevap gelmediğine dair hep aklınızda dursun o. Çünkü gelmiyor oraya cevap. Buradan Hasan'ın halife olması gerektiği, nasıl halifeliğinin tayin edildiği çıkar mı? Çünkü bu masumluk inancı çok eski bir inanç değil şey arasında. Yani ilk dönemde mesela Hazreti Ali'nin halife olması gerektiğini düşünenler daha çok mesela şi, teşeyyü falan diye işte. Veya bunu Hazreti Osman'dan önce hak etmesi gerektiğini iddia edenlere teşeyyü diyorsun. Masumluk, 12 tane işte şunlar falan bunlar çok geç şeyler işin aslı İslam tarihinde. O yüzden zaten rivayet bulamaz diyorum yani. Şimdi Hazreti Musa'dan sonra kim yönetici oldu? Yeşu. Hazreti Harun yönetici oldu mu? Olmadı. Yeşu oldu. Hazreti Harun'un pozisyonu ne orada? Kohen pozisyonu. Kohen, kahin diye Türkçe yani tercüme edebilirsin. Daha böyle dini işleri yönetmekle ilgili. Dünyevi yönetimle alakalı bir şey yok. Yani bu rivayette delil yok ona. Onu da söyleyeyim. Ben seviyorum, siz de sevindesin. Peygamberimizin Hazreti Ali'yi ne kadar sevdiğini bilmeyen var mı o toplumda gerçekten? Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Ey Ali, senin benim yanımdaki konumun Musa'nın yanında Harun'un konumu gibidir. Bir video oldu, cevap vermediğim de çok kısım var. Ancak maksat hasıl oldu diyebilirim. Çünkü dediğim gibi videonun amacı bir şeyleri ispat etmek değil de sadece yani şia... Kadir Hum'la mesela ben diyorum ki hala niye o oğul değil bu oğul? Kadir Hum'la bir şey ispat edebilseydin ki edemeyeceğini gösterdik. Yani ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır diye 4 tane delil verdik.
Bununla ispat edebilseydin, bu sadece Hazreti Ali hakkında. Benim sorum şey, Muhammed Taki'nin imam olduğunu, masum olduğunu, dinin kaynağı olduğunu, onun olduğunu ve kardeşinin olmadığını nereden biliyoruz? Bak, soru hep aynı baki. Ben bu soruyu ilk defa sormuyorum. Soruyu defalarca sordum. Soru bu. Küçümseyerek alayarak şey yapıyor ama ifade ediyor ama önemli değil. Sonrasında söylediği husus önemli burada. Diyor ki Ehl-i Sünnet'in hadis ve tarih kitaplarında Ehl-i Beyt hakkında delil bulabilmek samimiyetin delilidir. Peki ben soruyorum. Evet, yani Sünnilerin, bak bu söylenen şey ne? Bunlar şimdi mevzu, bak tartışma o kadar böyle birbirine giriyor ki, konuşulan şey, benim hep sorduğum şey, 12 imamın masum olduğuna dair delil istiyorum. Ve her birinde bu Ehli Beyt'le ilgili genel rivayetlerden olmaz. Sürekli o kardeş değil, bu kardeş dememin sebebi de o. Ehli Beyt'in faziletine dair genel rivayetlerden de bu çıkmaz. Niye 12 tane de 15 değil? Niye o değil de bu değil çıkaramazsın? Çünkü bunlar hepsi Ehli Beyt. Ehli Beyt'in faziletiyle ilgili rivayetleri kullanamazsın buradan delil olarak. Söylemek istediğim şey hep bu. Bunun yanı sıra Hazreti Ali'nin faziletiyle ilgili, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in faziletiyle ilgili rivayetler bulunan, Yezid'e taan eden rivayetler bulunan, Haccac'a taan eden rivayetler bulunan, Emevi işte kurgusudur bu, Abbasi kurgusudur, Sünniler kurgulamış demenin önünde engeldir. Eğer sen buradan kendine delil bulabiliyorsan, bunu Sünni hadis imamları gölgelememiş demektir. Arkadaş da diyecek ki, ya belki de işte gölgeleyemediler uğraşmalarına rağmen. Yani uğraştılar, daha önce de işte dinler tarihinde okuduğumuz gibi uğraştılar ve olmadı. Değil. Evet, yani şöyle nihayetinde toplayalım. Yani nihai olarak abi şunu söyleyebiliriz. Yani mevzunun gerçekten delili yok. Hiçbir delili yok. Ben bu kardeşe üslubundan, temiz üslubundan dolayı teşekkür ediyorum. Yani anladığım kadarıyla kendisi araştırıp bir şey olmuş. Bana kalırsa bu hatasından dönmedi. Ya kusura bakma. Yani bence hakikat çok açık bir şekilde bu. Ve şey yapılabilir. Neydi onun ismi? Münazara gibi bir şey de yapılabilir ama o daha kırıcı olur mu diye. Normalde münazara teklif edecektim fakat kardeş videonun girişinde hani ben münazara gibi, cedel gibi bir şey istemiyorum falan deyince ben biraz mevzuyu da açıklamam lazım. Çünkü 3-5 bin kişi izlemiş. Ben zaten Şia ile ilgili konuşmak istiyordum. Böyle derli toplu bir video çekmiş olduğumuzu zannediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Alındığı, kırıldığı bir şey varsa, üslubunda işte bir şey olduysa, maksadımın bu kardeş olmadığı, esasen yani bir Şia portresiyle münazara ediyormuş gibi kendime düşündüğümü bilsin. Yani kişisel bir vaziyet yok burada. Umuyorum Allah hepimizi en güzel olana yöneltir. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin.